Herkese iyi akşamlar, herkese merhabalar. Yine bir canlı yayında karşınızdayız. Bugün çok özel bir konuk var. Bir diamond alıyoruz tabii ki bugün konuk olarak. Sevgili Kenan Özaydın, çok heyecanlıyım tabii ki. Kenan Bey'i ikinci kez alacağım canlı yayın konu olarak. Ama bu sefer bir diamond olarak konuk edeceğim kendisini. Yeni yılda 2021'in ilk canlı yayını bir diamond master'la gerçekleşecek. Arkadaşlarınıza bir an önce davetleri göndermenizi tavsiye ediyorum. Kaçırılmayacak bir canlı yayın. En az 500 kişi bekliyorum Kenan Özaydın'ı canlı yayına davet etmek için. Kardeşim sana selamlar Pınar. Bu canlı yayını sana göndereyim sana unutmadan. Evet, sevgili eşim de katıldı. Herkese iyi akşamlar. Birazdan birlikte olacağız. Sizi bu müzikle baş başa bırakıyorum. Evet değerli dostlar, çok az kaldı. Müthiş bir yayın olacak. Sevgili Kenan Özaydın bu geceki konuğum. Bir an önce değerli dostlarınıza davet gönderin. Çok güzel konular konuşacağız bugün. Eğleneceğiz. Detaylı bilgiler de alacağız. Güzel bilgiler de alacağız aynı zamanda. O yüzden kaçırılmayacak bir yayın. 2021'in yeni yılın ilk canlı yayını. O zaman büyük bir enerjiyle başlayalım canlı yayına. Hızlı bir şekilde bekliyorum sevgili konuklarımı. 500'ü bulduğumuz an sevgili Kenan Özaydın'ı yayına alacağım. Sizleri müzikle baş başa bırakıyorum. Çok güzel sorular hazırladım. Bugün seyircilerimizden gelen sorular da var. Onları da not aldım. Birbirinden güzel 4 farklı soru var. Onları not aldım bugün seyircilerden gelen. Onları yönelteceğim. Herkese selamlar bu arada. Katılımlar devam ediyor. 300'ü bulduk sayılır. Birazdan Kenan Özaydın'la birlikte olacağız. Dediğim gibi çok güzel sorular var. Aşağıdan da katılımlar bekliyorum tabii ki. Birazdan tabii ki daha konuklarımız katılacak. Mehmet Eren'i bekliyorum özellikle bu gece. Aşağıda yorum kısmını hareketlendirecek kişilerden bir tanesi. Tabii ki Global Başkanların şu an bir programı var. Onlar birazdan katılacaklar aramıza. Hızlı bir şekilde 450'yi bulduk. Evet, yavaş yavaş artık sevgili Kenan Özaydın'ı yayına davet edeceğim. Evet, o bir diamond biliyorsunuz. Sevgili Kenan Özaydın. Evet, Mehmet Eren de geldi bu arada. Hoş geldin abi. O bir diamond. Onu Pearl olarak konuk etmiştim. Pearl Master olarak konuk etmiştim. Şimdi bir Diamond olarak alacağım onu. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çok güzel konular konuşacağız. Çok eğlenceli bir sohbet olacak. O bir timsah. Neden ona timsah diyorlar? Bu gece onu da soracağız. Dinleyeceğiz her şeyi. Kocaman alkışlarla. Heyecanla beklediğimiz gün. Heyecanla beklediğimiz an. Diamond Master Sayın Kenan Özaydın. Sana özel hazırlandım abi dediğim gibi. Hoş geldin. Valla birkaç dakikada dinliyorum seni. Sahnede anons yaptığın gibi yapıyorsun orada da. Hemen fırlayasım geldi ama bir baktım. yapmamız gerekiyor. Sesin az geliyor abi. Sesim az mı geliyor? Evet. Valla bana çok geliyor. Yani duyabiliyorum. Aşağıya seyirciler için de problem yoksa devam edebilirim.
Yok, dudak hareketlerinden anlayabilirler. Tane tane tane. Kenan abinin dudaklarından evet okuyabiliriz. Bu gece gerçekten çok eğleneceğiz. Biz 2 haftadır biliyorsunuz geçen hafta ertelemek zorunda kaldık. Mücbir sebepten dolayı liderlerimizden birisinin acı gününü paylaşmak adına böyle bir söyleşiyi ertelemek zorunda kaldık. 2021'in ilk canlı yayını hali geldi. Kenan abi benim için en önemli hem de yılın ilk canlı yayını olması çok önemli tabii ki. Ne hissediyorsun abi sen? İkinci kez konuk oluyorsun. Vallahi ben herkesten farklı bir yılbaşı geçirdim biliyorsun. Paris'teydim, Şanzelize'de. Orada güzel bir akşam yemeğinden sonra oradaki insanlarla birlikte Eyfel Kulesi'ne çıktık. Orada havai fişekler patladı demek isterdim ama. Yani herkes gibi evdeydik mecburen. Hiçbir şey yapmadık yani. Yıllar öncesini anımsadık, televizyon seyrettik. Yılbaşına yani yeni seneye girmeden yarım saat önce şık giyindik, hazırlandık. Ondan evet, ses bu arada az geliyor diyenler var yine. Ses az geliyor. Kulaklığın evet. Mikrofonu biraz daha ağzına yaklaştırabilirsen abi. Şimdi oldu mu acaba? Şimdi daha iyi, çok daha iyi. Tamam ama ben şu an sadece seni şeyden duyabiliyorum. Kulaklıktan duyamıyorum. Bu işe yarıyor herhalde. Sen istersen kulaklıkları hiç kullanma abi. Ya bence de kullanmayayım evet. O kadar para verdik bir halta yaramıyor evet doğru. Evet şu an iyi herhalde. Şu an gayet net. Çok iyi değil. Kulaklıkları iade edelim bir de bağırıp çağıralım orada tamam mı? Evet. Evet bekliyorum efendim meşhur suallerinizi. Abi valla ben açıkçası gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi Diamond olarak aldım seni. Diamond'ın da bir ağırlığı var. Ama bu gece güzel sorular hazırladım. Geçenkinden daha farklı. Tabii ki senin de güzel hikayelerin var. Mutlaka araya sıkıştıracaksındır. Aslında onları heyecanla bekliyoruz hepimiz. Muhtemelen katılımcılar da o 10 numara hikayelerini bekliyorlar. Ama ben ilk öncelikle tabii ki seni anons ederken Diamond tabii ki bahsettik. Sen One More International'ın Diamond Master Leader'isin. Sevgili Kenan Özaydın. Ama sana bir de Timsah Kenan diyorlar. Duyanlar var mı bilmiyorum şu an katılımcılardan. Biz daha önce duyduk ama açıkçası ben de sebebini hiç sormadım. Sordum mu konuştuk mu hatırlamıyorum ama neden Timsah Kenan diyorlar abi sana? Evet bir gün bu sorunun geleceğini biliyordum. Yani o gün bugünmüş evet. One More International'a başladığım zaman çok şey değildi ama Timsah olarak tanıyanlar lanse etmeye başlayınca eski günlere gittik geri. Bir televizyon programında o konuda isim bana. Hatırlarlar mı bilmiyorum. Show TV'de Dokun Bana diye bir yarışma vardı. Ben hatırlıyorum. Evet o yarışmada ikinci bitirmiştim yarışmayı. Yaklaşık 70 küsür saat ayakta kalmıştım hiç uyumadan. Dolayısıyla bir karikatüre benzetmişlerdi beni. Leman dergisinde bir timsah karakteri vardı. Timsah Daral. Hatırlayanlar hatırlar onu. O timsaha benzetmişlerdi. O aynı zamanda mevcut bulunduğum işi de kaybetmeme sebebiyet verdi. Yani bir Amerikan firmasının genel müdürüydüm. Altunzade'de, Plaza'da çok güzel bir mevkideydim. İyi maaş alıyordum. Bir hafta sonu Kapitol'de gezerken Altunzade'de baktım insanlar bir arabaya dokunuyorlar. Merak ettim işte bazen merak iyi değil. O masada duran insanlara yaklaştım. Dedim ki ya bu nedir falan. İşte dediler, en son elini çeken dedi arabayı alacak. İlgimi çekti. Dedim peki herkes katılabiliyor mu? Tabii dediler. Mesela dedim bir inşaat amelesi katılabilir mi? O katılamaz tabii dedi. Yani belli bir kriter arıyoruz. Çok uyanıksınız dedim. İnşaat amelesini koy oraya dedim. Altını yapayım arabayı almak için bırakmaz dedim. Elini çekmez oradan. Ya dedim sen ne komik adamsın dedi. Sen de gel katılsana dedi. İyi dedim ama ben bir iki günde biter zannettim. Ben de katıldım. Tabii ben inat ettim. Bırakmıyorum arabayı. O ara tabii Amerikan firmasının yetkilileri demişler. Bizim böyle soytarı bir genel müdüre ihtiyacımız yok. İşimden olmuşum haberim yok. Ondan sonra biz tabii başladık. Televizyonlarda konuk olmaya. Sonra kendim bir program hazırladım. Yerel televizyonlarda. Öyle Timsah Kenan kaldı lakap olarak. Hala tanıyan bilen çıkıyor. Hayret bir şey. Ne haber falan diyor. Timsah Kenan diyor. Ben ona yapışıyorum. Şeye getiriyorum. Vambora getiriyorum. Yani o açıdan aslında düşünmüyor değilim. Onunla ilgili bir program mı yapsam tekrar ne yapsam oradan distribütörü mü yazsam diye düşünmüyor değilim ama aslında öyle şeyler hindikler var aklımda. Onun hikayesi sağ olsun çok uzun bir hikayesi yok ama
Çok kent gezdim, sunuculuk yaptım. İşte Kayısı festivallerinde, işte Hamsi festivallerinde falan. Önümde sanatçılar, ben arka planda. Çok değişik bir hayattı. Sonra stand-up'lar yapmaya başladım. Ama o dünyanın bana göre olmadığını anladım. Güzeldi. Sahne almak, insanları güldürmek keyifliydi. Renkli bir dünyaydı ama çok farklıydı. Benim yapıma müsait değildi ve... Bunları cevaplama istersen abi. Bunları soracağım çünkü. Ha. Sorularım boşa gitmesin baştan. Evet abi, Timsah Kenan'ı öğrendik. Tabii ki sen müthiş bir enerjiye sahipsin. Van Mor'a geldiğinde de 1 Nisan şaka gibi. Evet, Sevgi Canan'ın da katıldığı yayınımıza. Sevgili ikinci global başkan. Evet, sevgili sponsorum, hoş geldin. Evet. O da katıldı yayınımıza. Başka bir organizasyondaydı. Hoş geldiniz diyoruz ona da. Senin bu enerjine hayranım abi. 2018 1 Nisan'da başladı. Senin deyiminle şaka gibi. Şaka gibi Evet, şaka gibi senin deyiminle. Ve değil organizasyonda mi? herkese sorduğu şeyler aslında. Herkesin kafasında olan şey network tek kolu işidir. Tek kolu işidir. Sen tek kol işi olmadığını ve sıfırdan da bu işin iki koldan nasıl yapılacağını gösterdin. Tabii ki bu motivasyonla bağlı bir şey. Enerjiyle bağlı bir şey. Bu kendini nasıl motive ediyorsun? Çok, ben zaten sürekli görüyorum. Sabah erken kalksan, 5'te 6'da bir kalksan müthiş bir enerjiye sahipsin. Ne bunun kaynağı? Bir kere benden başka yok. Bunu çok iyi biliyorum. Yani herkesin bir kere bunu çok iyi algılaması lazım. Sizden başka yok. Şimdi bakın bu kelime, bu cümle daha doğrusu o kadar özel bir cümle ki benden başka yok. Ve ben Allah'ın yarattığı dünyanın en değerli varlığıyım. Doğru mu? Kesinlikle. Peki biz dünyanın en değerli varlıkları öleceğimizi bilerek mi yaşıyoruz? Evet, kesinlikle. O zaman bizim günlerimiz sayılı, doğru mu? Maalesef. Yani benim kendimi motive etmem için bunu düşünmem yeter. Hiçbir anı kaçıracak lüksümüz yok. Hiçbir anı boşa harcayacak lüksümüz yok. Hayatın nimetlerinden edeplice, etik bir şekilde olabildiği kadar istifade etmek zorundayız ve sıra dışı olan birçok insanı da bu rüzgarın içine dahil etmek durumundayız. Sıra dışı insanlardan bahsediyorum. Dikkat edin, sıradan değil. Sıradan insanlar zaten o nominal hayata alışmış insanlardır. Ama benim sıra dışı kastettiğim kişilerse arada bir de olsa, yani her gün olmasa bile arada bir de olsa aynanın karşısına geçip ya arkadaş ben ne yapıyorum ya? Ya bu hayatı boşa harcıyorum. Bu nedir böyle? Bu tempo nedir deyip diğer insanlardan bahsediyorum. İşte onlardan biriyim ben. Dolayısıyla anı kaçırmamak adına kendimi motive etme lüksüm yok. Hep motive olmak zorundayım. Ayrıca bir başarı elde ettiğim zaman büyük sıkıntı orada başlıyor. O başarıyı da muhafaza etmek için daha fazla motive durumda olmak zorundayım. Bunun çok büyük bir sırrı yok. İnsanın kendisinde bitiyor bu. Hayattan beklentilerinizin boyutuna göre değişiyor. Şimdi bir yerde maaşlı çalışıyorsanız kendinizi motive etmeniz çok da gerekmiyor ki. Ne yapar? Ağzınıza kuş da tutsanız alacağınız para belli, yaşam tarzınız belli ama eğer sıra dışı bir insansanız otomatik olarak kendinizi hem motive etmek hem de mütemadiyen güncellemek zorundasınız. Sürekli eskisi gibi değil, 90'lı yıllardaki gibi değil. Yani şu çağda bakın işte bir virüs çıktı. Çok hızlı bir şekilde adapte olmak zorundasın yarınki hayata. Yani aksi takdirde yerini de muhafaza edemezsin. Bir işin içinde yukarıya da yükselemezsin. Dolayısıyla bugün Göktürk Hoca'yla da aynı şeyi konuştuk. Kişilerin neden bazı şeyleri algılamamalarıyla alakalı. Çok basit dedim ben de kendisine. Yani insan sürekli kendisini güncellemeli. Mesela ben bugün bu programa dahil olmadan önce yarın olabilecek şeyleri tahmin ettim. Yarın sabah hazırlığımı yaptım. Yarın sabah kalktığım zaman ilk işim tüm güncellemelere gece ben uyurken neler olmuşlara kontrol ediyorum, bakıyorum. Ona göre güncelleyip hayata giriyorum yani. Pazartesi öyle gireceğim yarın. Şu an mesela bir plan yapıyorum. Doğrudur, plansız olmaz. Ama yarın sabah kalktığınız zaman gözünüzü açar açmaz internetten ben yatarken neler olmuşa bakmak gerekiyor. Yani yarın Yeho diye bir program yaparsınız. Bir yerde bir facia olmuştur. İşte o Yeho anlamsızlık kazanır. Okey? Dolayısıyla kendimizi her kalktığımız an, her öğlen, her akşam üzeri güncellemeliyiz. Bence bu çok önemli bir faktör. İşte bu otomatik olarak kişinin kendini motive etmesi anlamına geliyor. Motive başka türlü olmaz. Bunun bir şeyi yok, bir tüpü yok. İşte takasın bir tarafına da kendini motive etsin. Böyle bir şey yok yani. Öyle bir formülü yok. Tek motive şekli bu. Kendini güncelleyebilmek yani. Keşke öyle bir tüp olsa da dakika başı taksak motive olsak yani. Yok öyle bir şey. En çok Türkiye'de satılır herhalde abi.
Sen ne diyorsun abi ya? Hockey failinden alıyoruz. Bu arada Global Başkan Mustafa Erdil ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Alper Volkan Karpuz da katıldı yayınımıza. Aynen. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Keyifli Başka bir bir yayın şey olacak. yok. Kimse kaçırmak istemiyor. 1300'ü geçtik şimdiden. Davetlere devam edelim. Daha başlamadık bile. Isınma turları bunlar. Keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Sevgili Kenan Özaydın her zaman yakalamak mümkün değil. O yüzden tavsiyelere devam edelim. Evet. Önemli sorulardan bir tanesi. Ben şimdi bugün sorulara baktım. Soru sormak için de aslında bir düşündüm şöyle. Daha önce ne sordum? Eski şeyleri sordum. Kendime eskiden ne sordum? Sor bakalım herkese selam veriyor mu? Sevcihan Hanım bir sorusu var. Herkese selam veriyor mu diye soruyor. Bu sorunun altında bir tuzak yatıyor. Hissediyorum bunu. Ben de kesinlikle. Tuzak bir soruyla karşı karşıyayım. Susma hakkımı kullanabilir miyim acaba? Yok. Global Başkan, ikinci Global Başkan Evet, sordu. tehlikeli, evet. Bunu cevaplaman lazım abi. Bunu kesinlikle. Evet, bu benim için tabii yani 5-10 seneki önceki hayatımdaki en öküz davranışlarımdan biri Sevcihan Hanım'la aynı şirketteyken ona selam Estağfurullah. vermemişim. Ya onu ne zaman unutacaksın Sevcihan, Allah'ını seversen? Unut artık, formu yok mu? Yani Abi onu hiçbir Diamond'da zaman bu unutmayacak biliyorsun değil mi? 78 sıkıntılarınız işte hemen karşınıza çıkabiliyor. Tabii ben hatırlamıyorum yani hatırlamıyorum ama Sevcihan hiç unutmamış. Ama o doğrudur. Ben o dönemlerde hakikaten daha yeni yeni bir şeyler olmanın verdiği heyecanla biraz burnu büyük bir tiptim. Daha doğrusu aslında o şirketin oluşturduğu bir konseptti. Yani gerek Amerika'da gerek Avrupa'da aldığımız eğitimlerde bize o tarz eğitimler veriliyordu. Yani işte kendinizi yüksekte tutun vesaire gibi saçma şeyler. O eğitimlerin bir kuralı olsa gerek. Hayatımın en büyük hatasını yapmışım. Şunu şu anda şimdi anlıyorum. keşke geriye dönebilsem, bir zaman makinesi dönüp o selamı alsam, işte ne bileyim daha bir ondan işte sayışla bahsetsem falan. Ama tabii Sevcan'ın buna ihtiyacı yok. Kesinlikle. Onlar belki de o benim vermediğim selam buralara getirdi bizi. Belki hırslandı, ulan sen görürsün dediler falan. Yani Bana bizi selam bir verecekse falan. görmediğim saçma sapan konuşuyorum, evet. Abi yok olur mu? Senin her kelimen bizim için değerli gerçekten. Evet ben üçüncü soruya geleyim. Ben ne diyordum? Soruları sorarken fark ettim. Bunu hiç yani çok bir araya geliyoruz birebir de. Hiç sormadığım sorular varmış meğerse. Çok merak ettiğim şeyler varmış ama neden sormamışım bilmiyorum. Mesela küçükken sana ne ol, büyüyünce ne olmak istersin dediklerinde bu soruya ne cevap verirdin? Yani ne olmak istiyordun aslında büyüyünce? Doktor olmak istiyordum. Ve bununla alakalı da tıp fakültesini kazandım. Ama tabii hayatta ne olmak istediğini verdiğin karar yavaş yavaş hayatı anladığın saatler. Yani atıyorum 8, 9, 10. yaşta bir doktor akrabamız vardı. Ondan etkilenmiştim. Yani tamirhanesi olan bir adam görseydim belki tamirci olmak isterdim, bilemiyorum ama doktor olmak istedim. Onunla alakalı çok istedim ki yani aşırı çalışkan bir talebe olmamama rağmen ilk imtihanda Diyarbakır Tıp Fakültesini kazandım. Fakat oraya gittiğim zaman işte ilk gittiğim anda kendine toplantı yapma sanatını bilmeden öğrendim. Yani oradaki insanların çalışma şartlarını gördüm. Sonra Eralp Hoca diye biri vardı, hiç unutmuyorum. Eralp Hoca akrabamızdı bizim. Onu nerede dedim, onunla buluşmamı söylemişti rahmetli babam. İşte dediler Kadavra dersinde. Kadavra'yı bilmiyorum ne olduğunu. Bir yere işaret ettiler. Gittim, gittikçe karanlık yerlere gidiyorum. Soğuk bir yere geldim. Baktım bir sürü insan toplanmış bir şeyin başında. Ben de meraklı bir şekilde gittim. Eralp Hoca dedim. Efendim dedi, kafasını kaldırdı. O kaldırınca ben cesedi gördüm. O gün benim için tıp bitti zaten. Yani mosmor bir şeyi kesip biçiyorlardı. Tıbbın o olmadığını anlatmadı kimse bana tabii. Kimse bilmiyordu çünkü çevremde. Ben tıbbı o olarak algıladım yani o çağlarda. Ondan sonra bir minik toplantı yaptım kendim. Dedim hadi de ki kazandın tamam, hadi 6 yılda değil de 10 yılda bitirdin tıbbı. Çünkü tıp çok ağır bir üniversite. Yani bir kere çok iyi Latince bilmeniz gerekiyor. Onlara çalışmanız gerekiyor. Yani o düşünsenize o süreçte benim sabırsız bir adam o konularda. Hemen bir şey olsun diye çırpınan bir adam. Hemen her İşler şey bulunuyor. çalışması olmuyor çünkü. Dedim hadi bitirdin 10 yılda. Bunun mecbur hizmeti şu tıbbı 50 yaşına geleceksin ki bir muayenehane açabilirsin, o da iyi bir param varsa. O da olmayacak, o zaman mecbur hizmet, SSK, devlet hastaneli, gez dur. İyi de hayatı kaçırdık, yaşayamadık bir şey. Çünkü ben yaşamayı seven, para kazanmayı ve onu harcamayı seven bir yaratılışa sahibim. Dolayısıyla insanın kendine toplantı yaparken
Hayattan beklentileri ve neler istediğiyle alakalı bu toplantının sonucu bu çıkmalı. Sen eğer iyi bir hayat Evet. yaşamak istiyorsan ayda 2 milyar maaşla bunu götüremez. 3 milyar maaşla bunu yapman mümkün değil. İşte o zaman sıra dışı bir ruha sahip olup sıradan bir yaşantıya sahip oluyorsun ki bu iğrenç bir durum. Onun için Mambo International'ın burada çok büyük bir gücü var. Birçok sıra dışı insanın hayatına dokunabiliyorsun. Dolayısıyla tıp macerası daha başlamadan o devirlerde bitmiş oldu. Ve Senin hemen tabii alakasız bir şey tencere tabak satmaya başladım. Emsan'dı sanıyorum bu arada eve. Babamın bir yılda aldığı parayı ben bir ayda kazanıyordum. Doğru bir karar verdim. O toplam sonucu anlamıştım zaten. İkizler Burcu Kenan Bey, aynı zamanda ben de İkizler Burcuyum. Enerjimiz oradan geliyor. Ben de telefonla konuşurken ofiste ortada volta atıyorum. Volkan Bey de burada. Çoğu zaman bakıyor, niye tur atıyorsun burada içeride konuşsana diye. En büyük ofisteki sorunlardan bir tanesi benim için herhalde, ama yerinde duramıyorsun. İçimiz içimizi yiyor valla. Mustafa Senin Erdil de ikizler bu arada. aynen, evet, Mustafa Bey de ikizler. İkizler öyle, ikizlerden de hepimiz Haziran. Bu arada evet, bilginiz olsun, hepimiz Haziran. Kenan Bey 1 Haziran, ben 3 Haziran. Şimdiden duyurmuş oldum. Evet, bu arada 1600'ü geçtik. Teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Kenan abi, tıptan bahsettin. Senin okulla da ilgili güzel anıların var. Bir tane anlatırsın bize diye düşünüyorum şimdi, bizi motivasyonumuzu biraz yukarı çekmek adına, Ya okulda enerjimizi. ilgili bir tane anım var benim. Yani aslında birçok haylazlıkla ilgili anım var da ama bir tanesi çok özeldir. Lise çağlarında o zaman tabii bilirler benim yaşıtlarım. Böyle bilgisayar, internet vesaire yoktu. Telefon bile yoktu daha doğrusu. Eylül aylarında, Eylül başlarında liseye giderdiniz. Lisenin camlarında yazılırdı yani kaç dersten kaldınız, geçtiniz mi, geçmediniz mi? Böyle kağıtları asarlardı. Oradan bakardınız kalıp geçtiniz. O dönem biz bir tatile gittik ailece. Mersin Kız Kalesi diye güzel bir yer vardı. Oraya tatile gitmiştik. Ben bir arkadaşım vardı Ökkeş isminde. Dedim Ökkeş sana zahmet asıldığı zaman git bak. Kaç dersten kalmışım, kaç dersten geçmişim bana bildirirsin dedim telefonla. O da dedi ki arkadaş senin dedi geçme şansın yok en az 5-10 dersten kalmışsındır dedi. Ya tamam dedim o önemli değil ama sen ama telefon aç. Babam telefona çıkarsa şifreli konuş dedim. Nasıl şifreli konuşacağım dedi. İşte bir dersten kalmışsam Antep'ten sana bir Mehmet'in selamı var. İki dersten kalmışsam iki Mehmet'in selamı var de ben anlarım dedim. Aradan 3-5 gün geçti. Babam beni çağırdı acele gel gel buraya dedi. Şimdi babam beni çağırması hayra alamet değildir. Yani o sevimli bir şekilde çağırır tokadı patlatırdı. Dolayısıyla tedirgin bir şekilde gittim pederin yanına. Çağırdı beni. Oğlum dedi seninle gurur duyuyorum dedi. Ki mümkün değil benimle gurur duymasın ki bir hayvanın yani. Ondan sonra çağırdı. Efendim oğlum? Oğlum dedi Antep'ten Ökkeş aradı dedi. Eyvah dedim. Ne dedi baba dedim. Oğlum dedi Antep'ten Ümmeti Muhammed'in sana selam varmış dedim. O zaman da bütün ödüm çağırmışım. Tabii dayağı yedik sonrasında. Yemedik değil ama işte yani biz zekayı hep bu haylazlıklara kullanan bir tiptik o dönemler. Müthiş, müthiş bir şey ya. Benim Ya bizim o dönemler okul anılarımız çoktu. Yani mesela ben bir kol saat alarak fizik dersinden geçerdim. Bir ayakkabı alarak matematikten geçerdim hocaya. Şimdi öyle şeyler yok zaten. Ama şimdi de EBA'da tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum işte. Talebe kanepeye uzanmış resmini koymuş kamera karşısında. Hoca videoyu koymuş öbür tarafta maç seyrediyor falan. Ve EBA'da da var yani. Talebeler her dönemde talebe. çok güzel bir şey vardı onunla ilgili Instagram'da. Birisi sunum yapıyor, online sunum. Videoyu çekmiş adam, öncesinden hazırlamış. Ekrana videoyu yansıtmış. Yani öyle bir düzenek kurmuş ki çok güzel işliyor yani. Karşısındakiler o kadar güzel dinliyor ki falan, tepki falan veriyorlar. Tabii ki kedi işte, bazen benim de kedilerim var ama beslemek kötü oluyor. Kedi oradan bir zıplıyor. Bir vuruyor organizasyona, bütün her şey yerle bir, adam orada boxer ile çerez yiyor ve bütün her şey meydana çıkıyor. İlginç, Aynen ilginç öyle, şeyler. evet. Online bazen tabii ki çok hızlı ama bazen de geri çevrilemez. Eskiden bir mesaj atıyordun. Şimdi WhatsApp falan hızına yetişmek mümkün değil gerçekten. Evet, birçok hikaye Online dinleyen kendi deyince özellikle. üstü farklı altında short oluyor. Bizde böyle bir şey yok değil mi şu an? Ben bugün valla sen muzurluk yaparsın diye düşünüp hazır geldim abi. Gösterebilirim de. Pantolonuma kadar giydim. Komple takım elbise. Ben de tahmin ettiğim için bak böyle tam şey giydim Grand Tuvalet. İkizler İkimiz Burcu de özelliği oğlum istiyorum. Ben aslında Mustafa ile korktuk. Sevcan'dan şüphelendim. Böyle bir soru gelebilir diye tam tekniyle oturdum buraya. Ben tam tersi senden şüphelendim.
O yüzden hazır geldim. Evet. Dönelim tekrar konumuza. Tabii ki aradan aslında çok süre geçmedi. Herhalde bir 6 ay, 5 ay falan geçti seni konuk aldığımda. O zaman Pearl aldın. Tabii kısa sürede Diamond oldun. Pearl'ken aldın değil mi? Yanlış hatırlamıyorum abi. Evet, Pearl Pearl modu. mıydı? Kısa sürede Diamond oldun. İki kariyer birden atladın ki Diamond olmak zor yani. Kısa bacakta 250 bin puandan bahsediyorsun. Alt kariyerler bilmem ne falan filan. Bu başarının sırrı ne abi? Bu tabii ki bu bir anda olacak bir şey değil. Herkes, ben her zaman şunu söylüyorum. Ha işte biz Kenan Bey'in altında çalışalım, işte Zeynel Bey'in altında çalışalım. Hani insanlar zannediyor ki oraya geçince bir anda zengin olacaklar. İşte network tek kul işi değil aslında. Burada olay çıkıyor meydana. Sen bunu sıfırdan, iki koldan yapanlardan bir tanesisin. Tabii ki bu seviyeye gelene kadar da neler yaşadın? Bu da önemli. Biraz senden dinleyelim abi bunları. Şimdi bu birinci derecede özgüvenle çok yakından alakalı. Bir kere özgüven burada devreye giriyor. Yani bir kere çalıştığınız şirketin iyi bir şirket olması lazım. Yani bunu analiz etmeniz gerekiyor. Tabii çalıştığınız şirketin başındaki kişileri tanıyorsanız bu analiz süreci aşağı iniyor. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Tanıdığınız insanlarla yola çıktığınız zaman içerisinde daha da iyi tanıyorsunuz. O zaman evet ben haklı bir karar vermişim, doğru bir karar vermişim diyorsunuz. Şimdi sıfırdan başlamak aslında her dakika sıfırdan başlıyoruz. Çünkü organizasyonun kurulu olması demek ama işte, evet bugün artık her şey bitti artık sırtımı yaslayayım oturabilirim demek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hayat şartları zorlaşıyor. Bakın bir virüs çıktı yarın Allah bilir neler çıkacak. Dolayısıyla sürekli taze kan, sürekli taze kan, sürekli taze kan eklemek zorundasınız. Yani organizasyonu sıcak tutmak adına. Bu aynı zamanda sizin heyecanlanmanızın durmaması anlamına geliyor. Aksi takdirde yani işte herkes sabitlenmiş bir yerde, liderleriniz belli. Onun altındaki hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Siz yeni insanlar eklemiyorsunuz. Düşünsenize heyecanınız biter. İşte o heyecan bittiği zaman başlamaya başlamak gibi bir kuralı unutuyorsunuz. Şimdi benim aslında Diamond olma sürecim benim Kasım ayında düşündüğüm bir plan dahilindeydi ama sonrasında sevgili Fedai'nin Diamond olması ve önümüzde de bir Vision Fest'in olması dolayısıyla ben hissettim yani ben de oraya Diamond çıkmalıyım. Eğer Fedai olmuşsa ben de olurum diye düşündüm. Bir kere bu tatlı yarışı, tatlı heyecanı tutmak zorundasınız. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bu sizin orada olduğunuz anlamına gelir. Ben sadece kendim adına değil, sorumlu olduğum distribütörlerim ve beni sevenler adına da bunu düşünmek zorundaydım. Ve o evet ben de Diamond olmalıyım dediğimde hemen sponsoruma danıştım. Ne diyorsun Sevcan Hanım dedim. Ben evet Kasım ayında planlıyordum ama deyince evet dedi doğru düşünüyorsun. Dedikten sonra ben hemen oturdum ve kendimle toplantı yaptım. Bakın kendinize toplantı yapma süreci ölene kadar bitmez. Çünkü hayat sürekli kendini güncelliyor. Ya siz kendinizi güncelleyerek hayatla eşit hale gelirsiniz ya da piyasayla eşit hale gelirsiniz ya da aşağısında kalırsınız. Dolayısıyla hemen oturup toplantı yaptım ve şu kararı verdim. Hemen başlamalıyım. Hemen o önüme bütün şeyleri koydum, materyalleri koydum, bütün anekdotları topladım ve ne yapmam gerektiğiyle alakalı bir program çıkardım ve günü gününe uydum. Günü gününe, saati saatine, saniyesi saniyesine uydum. Çok yoğun bir tempoydu, korkunç bir çalışmaydı. Hiç bir dakika bir yerde durmadım. Sürekli illeri gezdim, liderlerimi gezdim. Efendime söyleyeyim. Ve sonra Allah nasip etti. Hatta bir 9 Kasım ya da 10 Kasım tarihindeydi geçen sene benim Diamond'lım. Ne zaman oldum ben Diamond? Unuttum yoksa yine? 9 Kasım yanılıyorsam. Evet, o zaman Safir olmuş. İki heyecanı birden hatırlıyorum. Bak ne kadar mükemmel görüyor musun? Hem Aynen abi Safir'imi hatırlıyorum hem hatırladım. Diamond'ımı hatırlıyorum. İkisi birbirine girmiş durumda şu an. Netice itibariyle Vision Fest'ten bir önceki hafta veya iki önceki haftaydı Diamond'la bir ilan ettiğimde. 250 binde 325 bin civarında çıktı. Fazlası çıktı. Tabii. Ya tutamadık yani. Daha insanların heyecanlarını tutamadık ve aldı başını gitti. Demek ki olabiliyormuş. Şimdi Fedai yaptı hadi tesadüf. Ben yaptım bu da mı tesadüf? Dolayısıyla Diamond olmak bile inanın bana Bamboo International'da çok kolay. Yeter ki altyapıyı sevgiyle, saygıyla ve efendilikle muhafaza edin ve bunu kopyalatın. Bu çok zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Tamamen inanmayla alakalı, tamamen ciddiyetle alakalı, tamamen sadakatle alakalı bir şey. Ve şirketle bütünleşmeyle alakalı bir şey. Yani şirketle bütünleşmeyle ilgili bir eğitim verdim ben bugün. Şirketteki bir fotoğrafı yayınladım. Bir Vision Day'deki fotoğraftı.
Herkes ayakta, ben ayakta. Karşılıklı kollarımızı açmışız. Orada herkesin gözüne tek tek baktığınız zaman, benim karşımdaki insanların, ulaşabildiğiniz kadar insan gözüne baktığınız zaman bir sadakat duygusu vardı, bir sevgi hissi vardı. İşte önemli olan bunu sağlayabilmek ve bu da hiç zor bir şey olmasa gerek. Bu tamamen sizin hüsnü niyetinizle alakalı bir şey, kendinizle samimiyetinizle alakalı bir şey. Ve tabii ki kendinizi her sabah kalktığınızda, ben şunu söylüyorum, hani motive etmekten bahsettim, bir de oraya döneyim istersen. Allah'ım diyorum, bana bir şans daha verdiğin için sana teşekkür ederim. Çünkü her sabah kalktığımız zaman bize bir şans daha verilmiş oluyor. Kalkamayabiliriz abi. Deprem olabilir, zelzele Evet. olabilir, her felaket olabilir. Dolayısıyla ben her sabah yeniden doğduğuma inanan bir insanım. Her sabah doğduğuma göre bana bir şans daha verilmiştir. İşte o zaman ne oluyor biliyor musun? O şansı yatana kadarki süreçte doğru değerlendiriyorsun. Bir insana kötülük yapma konusunda eğer varsa öyle bir karaktersizliğin, onu düşünüyorsun. Ve yani bileyim, bilmiyorum ya, bu çok farklı bir şey. Her sabah kalktığında Allah'ım sana teşekkür ederim, bana bir şans daha verdiğin için diye başladığın zaman gün çok farklı geçiyor. O gün olabildiği kadar anı yakalıyorsun, olabildiği kadar heyecanlı oluyorsun, olabildiği kadar herkese iş teklif edesin geliyor. Tabii herkese derken, yani uygun gördüğün insanlara iş teklif edesin geliyor. Bakıyorsun adam çırpınıyor, hayattan şikayet ediyor, olmuyor etmiyor diyor. O zaman gel, bu kadar samimiysen ve ciddiysen sana bir iş anlatabilirim diye başlıyorum ben konuşmalara. Son 2 haftadır o kadar fazla rastlamaya başladım ki, belki pandeminin neticesi, ben çok fazla iş teklif etmeye başladım ama otomatik olarak gelişiyor bu. Ben iş teklif etmek için sokağa çıkmıyorum. Ama gözlerim, loblarım, bütün kulaklarım açık. Bende 2 kulak yok. Başka kulaklar da var bende. Hepsi açık. Dolayısıyla otomatik olarak iş teklif ediyorum. Ben farkında bile değilim yani. Ne, sorunun cevabı bu muydu? Ben neye cevap verdim bilmiyorum. Sen genel olarak devam ediyorsun. Diğer soruları cevaplamazsan sevinirim, yoksa erken bitecek program. Bilmiyorum ne soracağını. Aslında bugün biliyorsun, ben çıktığım ben nerede para nasıl harcanır? En iyi yapanlardan bir tanesi benim gözlemlediğim kadarıyla. Tabii ki kazanıyorsun bir Diamond Master olarak. One Moon International gelir planı harika, çünkü kazanmamak mümkün değil söylediğin gibi. Biraz aslında buna değinelim, başlığımıza değinelim. Para harcarken nasıl bir keyif alıyorsun? Yani çünkü burada Bu ara şu alamıyorum. var alamıyorsun. Niye Yok. abi? Nerede harcayacağım? Çıkamıyorum ki dışarıya. O da doğru, o da doğru. Pandemiden dolayı. Ama yok, Eşya falan da mı almıyorsun? evin içinde bir program yaptım. Nebi Hanım'a para veriyorum. Yani bazı şeyleri, hizmetleri paralandırdım işte. Bir bardak çay getirirsen 10 lira, işte şu olursa 25 lira falan. Başka, o duygumu yine tatmin ediyorum. Sen rahat ol, merak etme. Abi şimdi bunları söyleme. Bizim evde de uygulamalar değişirse sıkıntı yaşayabiliriz. Ya bugün mesela şey oldu, bizim bir köpeğimiz var biliyorsun, Evet, Lady. çok harika bir köpek ya. Evet. Şimdi dedik ki tamam, bu çıkarıyordu, Nebiye çıkarıyordu Lady dışarı. Ya hiç yardım etmiyorsun falan. Tamam dedim hayatım, ne istiyorsun? O kadar mülayim bir adam oldum ki yani. Çok sempatik bir tip oldum. Her şeye müdahale etmek istiyorum, yardımcı olmak istiyorum. Tamam dedim, ben de sana yardım edebilirim. Ama dedim bunu bir programa bağlayalım. Yani bir gün sen çıkar, bir gün ben çıkarayım. Tamam dedi, çok mutlu oldu kızcağız. Gitti, bugün sıra bendeydi. Çok da güzel bir belgesel vardı, onu seyrediyorum. Lady de dolaşıyor evin içinde, şey çişi gelmiş dolaşıyor. Hadi dedi, tamam dedim çıkaracağım. 1 saat, 2 saat, 3 saat geçti. Lady kıvranıyor artık. Lady bana taş atmaya başlıyor falan, o duruma geldi. Ondan sonra ya ama dedi bugün sıra sende. Ya sıra bende değil mi dedi. İster çıkartırım ister çıkartmam. Deyince kızcağız Lady'nin aldığını çıkardı dışarı. Yani bazı şeyleri işte para harcamamadan dolayı böyle bir sendrom var bende. İnşallah yarın başlıyorum Allah'ın izniyle. Faaliyete geçiyorum yani. O Tavsiyeler çok var başka aşağıdan bir abi. duygu. Tren yola gir falan diye. O çok başka bir duygu. Yani para harcama duygusu. Ben geçmişte de para harcardım tabii. Harcamaz değildim ama hep düşünürdüm mesela, veya pişman olurdum. Mesela bir yere gidip o gün harcamam gerekenin dışında bir para harcadığım zaman, mesela diğer şirketlerde akşam eve geldim ama pişman oldum. Burada pişman olmuyorum. Bak, bu duygu çok önemli. Çünkü burada Bamboo International'da gelecek kaygısı yaşamıyorum. Tabii ki para harcarken bütün paramı bitirmiyorum. Birikimlerim var. Bazı yatırımlarım var kendi çapımda. Ama o duyguyu yaşamıyorum mesela. Bu bir ceket takım, bir takım hepsi yaptırdığım zaman eve gelip de Allah kahretsin, bak burada zaten 20 takım var, 20. niye aldın demiyorum kendime. Hemen düzenliyorum renklerine göre. Yani hayattan keyif almak istiyorsanız kesinlikle Bamboo International'da üst kariyerlerde olmak zorundasınız. Bunun en güzel de para harcamanın da keyfini yaşamak istiyorsanız üst kariyer. Ben
üst kariyerlere çıkana kadar o duygumu baskılamıştım. Baskılamak zorundaydım. Çünkü tamamen işime yatırım yapmak zorundaydım. Tamamen seyahatlere yatırım yapmak zorundaydım. Dolayısıyla üst kariyerlere çıkana kadar bu dengeyi, para yönetimini çok iyi yapmanız lazım. Para harcamak, iyi para harcamak demek bence para yönetimini iyi öğrenmek demek. Yıllar bize ancak bunu öğretebildi ama şimdi onu öğretir hale geldim. Allah'a şükürler olsun. Evet, bu arada aşağıdan saldırı var yine Mustafa Bey'den. Trafik cezası nasıl yenir onu da soralım diyor Kenan Bey'e. Çok iyi bilir onları da diyor. Evet, One More International'da çalışırsanız iyi para kazanırsınız. Bir yere gitmek isterken de cezalara pek dikkat etmiyorsunuz sevgili Mustafa Bey. Dolayısıyla daha doğrusu şu, iyi para kazandığınız zaman iyi arabaya biniyorsunuz. Yani ben trafik polisine de aynı şey. Bana ceza kesiyor. Gel dedim, gel. Geç şu arabanın direksiyonuna. Oturttum bir trafik polisine. Lütfen de bir ileriye kadar git gel. Gitti geldi, haklısın abi dedi. Daha ayağım bastım, yüz yaptım diyor. Dolayısıyla şimdi aynı polis bir kez daha denk geldik, bana geç geç diyor, biliyor musun? Antalya güzergahında beni tanıyor. Başlangıçta çok böyle daha iyi olur ama daha sonrasında iyi miyim? Hepsi tanıyor beni. Hatta Konya falan. Mustafa Bey de vardı. Bana ceza yazamadı polis. Ben 62 doğumlu olduğum için görünmedim ekranda. Ehliyeti verdim, görünmüyorsunuz dedi. Beni tedavi eden senin kadar haberleri yok. Nasıl yani görünmüyorsun? Vallahi bile adam ehliyeti baktı, yok dedi, bulamadım sizi dedi. Yani o zaman kağıda yaz dedim ehliyet üzerindekiler, öyle gideyim dedim. Yazdı bir kağıda. Şimdi artık biliyorsun ceza yapıyorlar onlar. Evet. Bana yıllardır ilk defa kağıda yazıyorum dedi. Çıkardı bir kağıt. O kağıda yazdı benim cezayı. Bulamadı ekranda. Mustafa Bey şahittir buna. Zannediyorum Göce'ye giderken olmuştu. Ve enteresan bir şey. Önde Murat Dal gidiyor. Arkasında Mustafa Bey gidiyor. En arkada ben gidiyorum. Cezayı ben yiyorum abi. En arkada. Ben bundan Mustafa Erdin'in bir parmağı oldu inancındayım. Hala hiç bu değişmeyecek. Yani en arkada ben nasıl ceza yerim? Bir düşünsenize. O da doğru. Ya öndekinin yemesi lazım. Arkadakinin yemesi lazım. En arkada ben yedim cezayı. O da ilginç. Demek ki sen onlar geçti rahatlığıyla, bastın son anda. Ya da polisler tanıyorlar artık beni. Bu kesin fazla ceza hız yapmıştır diye. Kesiyorlar yani. Artık sen şey yapmaları. Ya Kenan abi geliyor, keselim cezayı şimdiden. Evet, tabii sadece keyfe de harcamıyorsun parayı. Bunu da biliyoruz. Güzel, bana bahsettiğin bazı eğitimler vardı. Mesela su altında aldığım bir eğitim vardı. Müthiş de eğitimler aldım. Yani kendine yatırımdan bahsettim. Tabii ki bir Diamond olmanın veyahut da bir Kenan Özaydın isminin marka olması o kadar da kolay değil. Bazı yatırımlar ya, gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Su altındaki eğitim çok özeldi. Bana veren hocayla kavga ettim ben orada. Suyun altında kavga ettim yani. Suyun altında kavga eden tek adam benim herhalde. Şimdi su altına dalanlar bilirler. Su altında belli işaretler vardır. Tehlike anında ne oluyor bilmem ne. Eğer hortumunuza taş sıkıştıysa şöyle bir işaret yapıyorsunuz. Ben de bunu bilmiyorum tabii. Herif bana sürekli böyle yapıyor. Ben adamın hortumunu çektim. O benim kafama vurdu falan. İkimiz de boğuluyordu suyun altında. Dolayısıyla eğer eğitim almak istiyorlarsa su altında dalgıçlık eğitim almak, önce bu işaretleri bilmeleri gerekiyor. Her işaret o anlama gelmiyor yani. Hortuma taş sıkıştı anlamına geliyormuş. Dolayısıyla o gün zaten benim için ilk ve son su altı deneyimiydi. Bir daha da girmedim. Bilmediğim işlere de girmiyorum artık. Su altı eğitim alacak olanlara tavsiyemdir yani, dikkat etsinler. Bu kötü bir deneyim olmuş ama iyi deneyimlerin de var tabii ki. Söyleyecek bir şey bulamadım. Gerçek bu, yalan değil ki yani. Tamamlayamadım konuyu. Evet, var tabii. Yok, bahsettiğim aslında benim bahsettiğim bu değildi de. Elektromanyetik dalgalarla falan anlattığım bir şey vardı, böyle balıkların suyun hareketi falan, gitar çalarken sen bahsetmiştin, onu hatırlıyorum. Neyse, tabii ki eğitimler, genel olarak aldığın eğitimler burada önemli. Yurt dışında birçok, uzak doğuda da eğitimlerim var. Bu eğitimler tabii ki etkili olmuştur ama kendinden de kattığın birçok şey olduğunu görüyorum. Yani sahnede o duruş, yapılacak hareketler, bir eğitim sonucunda çıkacak şeyler olmayabilir. Senin doğuştan da bir yeteneğin var. Ne kadarı eğitimle, ne kadarı senden, bununla alakalı eğitimlerden de bahsedersen biz abi, merak edenler şimdi, var. Kenan Özaydın hangi eğitimleri aldı? Ben kendine bir hedef koyup da çalışmaya çalışan birçok insana baktığım zaman çoğunu çok eğitimde göremiyorum. Şimdi One More International'da bir akademi eğitimi var. Sevgili Göktürk Turunç'la Mehmet Eren kardeşimin yaptığı. Şu an Mehmet burada yok ama Göktürk burada Bey defalarca yayında Mehmet Eren'de. Evet, yapmaya çalışıyor. Mehmet Bey Kazakistan'da şu an, oranın yapılanmasında.
Ama ben bakın, ben demek şu demek. Ben her yerde varım demek. Ben Diamond'ım değil mi abiciğim? Ben şu an istesem hiçbir eğitime girmeyebilirim. Zoom'larda. Görebildiğim bütün eğitimlere giriyorum. Ve inanın bana orada her birinden bir kuple bir şey kapıyorum. Yani anlatılanların tamamını not almıyorum tabii ki. Birçoğunu zaten biliyorum. Bilmiyorum demiyorum ama orada bir cümle, bir kelime, bir hal benim yarına bakış açımı değiştirebiliyor. Ama şu anda kariyer yapmakta olan birçok insanın bu eğitimlerde göremiyorum. Yani bir an kendi kendine gaz verip ben Pearl olacağım, ben bilmem ne. Abi böyle olmaz. Nerede eğitim orada olacaklar. Yani en korktuğum şey ben her şeyi biliyorum cümlesidir. Bu çok sevdiğim bir laftır. Ben her şeyi bilmiyorum abi. Ben hala öğrenme aşamasındayım. Dolayısıyla hangi gruplarda olur? Bugün bizim master grupta da bakıyorum ben. Bir arkadaşımız bir eğitim veriyor. Yani o an bir işim yoksa, başka bir grup eğitimim yoksa mutlaka o eğitime girerim. Giriyorum ve ne yazık ki birçok arkadaşımı göremiyorum orada. Buna çok üzülüyorum. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Özellikle şu an beni dinleyen arkadaşlara sesleniyorum. Eğer gerçekten anı yakalamak istiyorsanız anı yakalayın. Bunun tek yolu budur. Ben bunun için evimin eşyalarını satıp Amerika'ya gittiğimi bilirim. Para biriktirip o para harcamayı seven adam olarak para biriktirip Singapur'a, Filipinlere, Malezya'ya, Japonya'ya eğitimlere gittiğimi bilirim. Bunların hepsinin şu anda meyvesini topluyorum diye düşünüyorum. Dolayısıyla ya hayatınız boyunca çalışırsınız, ya hayatınız boyunca çalışırsınız ama keyifle çalışırsınız, lezzetle çalışırsınız. Bakın, çarşamba günü Antalya'ya gidiyorum. Cuma günü, cumartesi günü de Antakya'da bir kamp başlatıyorum. 2 günlük bir kamp başlatıyorum. Antakya'da, Hatay'da geçen hafta itibariyle kariyerler çıktı. Ve güzel performanslı arkadaşlar yakaladım orada. Onların eğitimlerini, bir sonraki vizyonlarını tamamlamak adına 2 günlük ben davet ettim onları. Bir program hazırladım. Onlara 2 gün boyunca bir eğitim vereceğim orada bu hafta sonu. Bunun için oraya gidiyorum. Oraya giderken o bölgeye gidene kadar süreçte takip etmem, görüşmem gereken insanlar var. Ya One International demek hayatın içinde olmak demek, dışarıdan seyretmek demek değil. Bu farkı algılaması lazım insanların. Ya hayatı dışarıdan seyredersiniz ya içine girer oynarsınız. Bu kadar basit bir diyalog. You know? Bak Yapıyorsun İngilizce de ol ya da çalışıyorum. oyuncu sen oyna. Evet. Evet. Kocaman Yani bir önce mesaj mesela. oyuncusunuzdur, sonra teknik direktör olursunuz. Olayın mantığı bu. Ben şu anda bir teknik direktörüm. Ara ara oyun oynuyorum ama aslında teknik direktörlük yapıyorum. Dolayısıyla iyi bir teknik direktör olabilmek için iyi bir oyuncu olmak gerekiyor. Dikkat edin bugün dünyadaki bütün futbol takımlarındaki en iyi teknik direktörler aynı zamanında en iyi futbolculardı. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bununla ilgili de Yani bir bizim hikaye var işimizin yani. bir parçası yok. Bu bir takım oyunudur. Takımın içinde önce bir fert olarak bir bölgede oynarsınız. Sağ açıkta, sol açıkta, orta sahada, defansta, ne bileyim kalede. Ondan sonra dışarıya çıkarsınız, o takımı yönetmeye başlarsınız. Bizim işimiz de böyledir. Önce rookie olursunuz, onun tadına varırsınız. Arkasından beginner, apprentice, asistan, işte master, öyle gider. Dolayısıyla şu anda en üst kariyerdeyiz. Ben de sevgili Fedai. Zannediyorum bugün yarın açıklanır. Yeni birkaç kariyerde gelecek. Şimdi ona hazırlanacağız, ona çalışacağız, onun altyapısını hazırlayacağız. Dolayısıyla bu bitmeyecek. Hedef bu. Yani zaten sen de hiç bitmediğini biliyoruz abi senin hedeflerin. Tabii şu an One International'da sen en son kariyerde olduğun için yeni kariyeri bekliyorsun yeni bir hedef belirlemek için. İnşallah en kısa Acele et, sürede acele et. gelmesin mi? Gelsin gelsin de acelesi yok yani. Biraz Gelecek tadını çok kısa bir süre çıkaralım kaldı ona kardeşim. da. Tam Evet. Diamond'ın tadını çıkaracaksan koronavirüs girdi. Evet Yani ama yine iyi çıkardım be abi. Yani 4 aydır yanılmıyorsam 3 aydır Diamond'sın değil mi? zannediyorum öyle evet. Aşağı yukarı evet. En uzun süre sahip olduğun kariyerlerden bir tanesi. Evet. Biraz önceden beri 45 dakika oldu bu arada. 1700'ün üzerinde lütfen davetlere devam edin. Devam edecek. Bugün devam ettirebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Güzel bir sohbet oluyor. Teşekkür ediyorum katılımlar için. Davetlere devam edelim. Tabii ki biraz önceden beri devam ediyoruz. 45 dakikadır güzel hikayeler anlatıyorsun. Hakikaten eğlendiriyorsun. Stand-up'tan bahsettin. Yani network'ü seçmeden önce de bazı organizasyonlarda bulunduğunu söyledin. Peki neden network'te stand-up değil? Yani
Sonuçta bu işte de güzel bir yerlere gelebilirdin. Ama network'ü tercih ettin. Burada da güzel bir yerdesin. Eminim stand-up'ta da güzel bir yere gelebilirdin. Ama neden network? Şöyle söyleyeyim, göründüğü gibi değil. Yani özgürlüğünüz sizin elinizde değil o tarz şeylerde. Yani bir yerde iyi bir maaşla çalışıyor gibisiniz, onu ifade edeyim. Öyle Cem Yılmaz'ın şuyun buyun yaptığı gibi değil olaylar. Daha fazla sorumluluk var ve hata kabul etmez. Yani orada ağzınızdan bir laf çıkar, bir anda o sahne biter. Bununla ilgili geçmiş örnek birçok örnek vardır. İsimlerini saymayayım şimdi. Televizyon ekranında birkaç fuzuli laf yaptılar ve hayatları bitti. Ondan sonra adapte olmaları da kolay değil. Yani çok zor. Artı yaşam tarzı olarak çok benimsemedim. Çok fazla ekran önünde olmak, işte dışarıda timsah diye resim çektirmeleri falan çok hoşlandım. O tarzdan hiç hoşlanmıyorum. Dolayısıyla şeyimi aldım, ne derler ona, gazımı aldım. Yani yapmak istediğim bir şeydi. Doydum yani. Egoydu. O egoyu tatmin ettim. Bitti. Televizyon programı yaptım. İşte sahnelere çıktım. O bitti. O sayfayı hayatta en çok istediğim şeylerden biriydi ve kapandı. Bitti saygısızca. Yani, dolayısıyla yeni bir hayat, yeni bir keyif. Burada çok farklı. Burada, orada insanları güldürüyorsunuz, gidiyorlar. Doğru mu? Evet abi, kesinlikle. Burada da insanlarla, ben yine stand-up yapıyorum. Yine sahneye çıkıyorum. Vision Day'lerde, orada burada. Hem ciddi para kazanıyorum. Ben bu duygumu tatmin ediyorum. Ama bu çok önemli. Özellikle One More International'da çok önemli. Birinin ekiplerinizden veya değil. Gelip de Allah razı olsun şu seminerde şunu söylemiştiniz, hayatımı çok değiştirdiniz. Stand-up'ta yok. Mesela sahneden indiğim anda gelip ancak fotoğraf çektirip giderlerdi. Gelip kimse, ya Timsah öyle bir güldürdün ki bak hayatımı şöyle değiştirdin. Allah senden razı olsun diyen olmadı hiç hayatımda. Anlatabiliyor muyum? Güldü gitti vatandaş. Yani burada öyle değil işte. Burada insanlar geliyor, tanıyorsunuz, tanımıyorsunuz hiç önemli değil. Ya hakikaten de çok önemliydi. Bak şunu söylediniz, hayatım değişti. Bunu sadece ben değil, bütün liderler hissediyorlar. Bütün liderler yaşıyorlar. Onun için One World International'a burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizlerin hayatlarına dokundular ve bu bir deniz, durgun suya atılan taş gibi dalga dalga tüm dünyaya yayılmaya başladı. Şimdi Meksika'dan da bu dualar geliyor. Allah size razı olsun demiyorlar belki ama Tanrı sizi affetsin falan işte öyle benzer bir şey. Yani Ukrayna'da Japon kendine göre hayır ama diyordur bir şeyler diyordur yani. Herkesten acayip acayip dualar geliyor. İyi dualar ve inanılmaz keyifli bir iş. Dolayısıyla başlangıçta network'e başladığımda bu duygular vardı ama bu kadar değildi. One More International kadar bu kadar yoğun duygu seni ben hiçbir şirkette görmedim. Bunu ifade zaten bir tane şirkette çalıştım. Öyle sürekli şirketten şirkete geçen bir tip değilim ben. Dolayısıyla bu keyifliydi. Ben bunu hissettim belki de. Belki de uygun olmadığım bir alandı stand-up. Yaşam tarzı farklı. Bütün gece ayaktasınız. Sabahlara kadar ayaktasınız. İşte menajerin gönlünü almak için o klaptan o klaba gidiyorsunuz. İşte bilmem sponsor bulmadı adam. Hiçbir uyumuyor ki abi. Sponsor saat 4'te sizi kabul ediyor. Bilmem ne klapta. Etiler'de bilmem ne klapta. Böyle sponsorluk anlaşması mı olur? Mecbursun. O adam sana para yatıracak ki sen bir televizyon programını devam ettirebilirsin veya sahneni satın alsınlar vesaire. Dolayısıyla çok benimsediğim bir hayat değildi. Ben yine saat 5'e kadar kalabilirdim ama keyfim için. Gönlümce, isteyerek Maldivler'de, Hawaii'de, orada burada bunu başarabilirdim. Okey? Okey, kesinlikle. Burada da dediğin gibi bize de yani bize hep soruyorlar tabii ki masanın öbür tarafın bu tarafı. Masanın bu tarafında olmak ayrı. Senin dediğin gibi de başka ekiplerden de geliyordu. Bize 250 bin kayıtlı distribütörün hepsi geliyor. Hepsi fotoğraf çekiyor. Yani bu güzel bir şey. Tabii kendimizi ünlü biri falan böyle gibi zannediyoruz. Seminerde böyle fotoğraf çekilenin bir fotoğraf Kenan Bey veya bir fotoğraf Kayhan Bey. Bunlar gerçekten güzel şeyler ama burada tabii bir emek var dediğin gibi. Birilerinin hayatına dokunmuşluk var. Burada faydalı bir şekilde senin söylediğin gibi hani güldürdüm bir faydasını gördüm yok ama burada bir fayda görüyorsun ve geri dönüş alıyorsun anında. Bu hoş bir şey. Kenan abi yayını terk etti. Evet. Şok Arkada yaşanıyor. kapı açtım ya. Çok güzel. Dedim ki yayını terk etti. Network'e şeyle başladın değil mi abi? Tencere işi demiştin. Yanılmıyorsam. Evet. Emsan tencerelerinde başladım. O network değil ama tam bir network değildi. Biraz daha pazarlama. Ya network'ın en çok karıştırıldığı yer şey bu. Pazarlama ile network çok karıştırılıyor. Şimdi o da çok enteresandır. Ben
üniversiteye gitmedim ve bir fabrikamız vardı bizim, plastik atelye diyelim daha doğrusu, küçük bir fabrikaydı Gaziantep'te. Orada plastik poşet, bakkal poşeti imal ediyordum. Ve iflas ettik. Beceremedik. Bilmem ne kararları döneminde işte, Tansu Çiller'in dönemindeydi. Bir anda iflas ettik. Ham madde fiyatlandı. Ve biz topu diktik. O akşam evde herkes ağlıyor, sızlıyor, bilmem ne. Elimizdeki arabalar marabalar gitti. Bense ertesi sabah kalktım ve ne yapabilirim dedim. Yani birini kaybettikten sonra sürekli ağlanır ya, normaldir ama bir yerde durması gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ben hemen çok hızlı adapte olurum. Dedim ne bir şey yapmam lazım. Ağlayarak, sızlayarak bu fabrika geri gelmez. Altımızda bir araba vardı, Renault. 27DH007 Station Renault vardı böyle, mavi, açık mavi. Hemen gittim trafiğe, ona bir taksi plakası aldım. İstanbul, Ankara gibi orada tahtit yoktu. Hemen gidip bir arabanızı taksiye çevirebiliyorsunuz orada. Çok basit bir işlemle. Taksiciliğe başladım. İlk gün bir adam bindi arkaya. 100 kilometre bir mesafede bir yer söyledi. Kilis, Antep'in ilçesi. Hava kararmak üzere böyle pala bıyıklı, iri yarım itip arkaya bindi ve korktum ben daha. Tıfılım o zaman. 19-20 yaşında bir şeyim yani. Korka korka gidiyorum. Issız yollar vesaire, ne olur ne olmaz. Biz her zaman taksicinin yanında bir şey vardır. Sopada elim, bir elim direksiyonda. Efendime söyleyeyim. Giderken bir anda bir pençe geldi arkama. Elini koymuş meğerse. Ondan sonra kravatlıyım ama takım elbise, kravat hep öyle çalışırdım ben. Ondan sonra bana bir iş teklifim var dedi. Ben korka korka buyur dedim. Yarın dedi geliyorsun dedi ve satışa başlıyorsun dedi. Satış ne? İlk defa duyduğum bir şey. Ne satıyorsun bilmem ne. Ondan sonra ben dedim yapamam dedim. Ben bilmediğim işler dedim. Ben şudur budur. Hayır zaten sana değil dedi. Kravatına iş teklif ettim dedi. Böyle sert bir şekilde adam ama böyle arabanın lambasından da adam kapkara bir şey görünüyor. Bıyıklı bıyıklı bir şey. Onu ben de espri olsun biraz ortam soğusun diye kravatı söktüm verdim. Az zaman başlasın yarın işe dedim. Lan dedi amma komik adammışsın sen. Kesin yarın geliyorsun dedi. Başladı bana işi anlatmaya falan. İlgimi çekti ama korkuyorum gitmeye. Bilmediğim, tanımadığım bir iş. Bir gittim ertesi günü meraktan gittim. Antep'te çok güzel lüks bir daire, içeriye girdim. Tam kapıya yaklaştım dediği daireye geldim. Kapı açıldı, şık bir hanımefendi, şık bir bey çıktı kapıdan böyle. Kadın adama döndü. Bu ay dedi en az 10 bin lira kazanmamız lazım. Adam neden olmasın dedi falan. Tam tiyatro gibi ne oluyor lan dedim burada. Bahsettiği rakamlar babamın bir yılda kazanamadığı paralar yani. İlgimi çekti, içeri girdim böyle. O bir kalabalık var orada. Bana dün akşam iş teklif eden adam böyle yüksek sahne gibi bir yerde onlara bir şeyler anlatıyor böyle. Sonra efendime söyleyeyim arkalarına doğru yaklaştım. En arkadaki sandalyeye oturacaktım. Kalkın dedi. Herkes ayakta. Ben de zaten ayaktayım. Dur kaldırın bak ne duruyoruz. Adam geldi. Şimdi maaşımız dedi. Herkes başladı hep beraber söylemeye. En büyük tencere bizim tencere. Evlere tencere. Ceplere para döşe. Allah'ım dedi. Ne oluyor burada böyle? Ya sinirim diken diken oldu. Koca koca eşek kadar adamlar. Bir sürü tıfıl hanımefendiler. Emekli memurlar hepsi orada. Bir toplandılar benim etrafıma. Korkma dedi. Biz tarikat falan değiliz dedi. Biz neyiz dedi hep beraber bağırdılar. Satıcıyız, satıcıyız, satıcıyız. Allah'ım dedim bunlar çıldırmış bunlar. Dedim nereye geldim ben? Yarın geliyorsun dedi eğitime başlıyorsun dedi. Tamam dedim ben de. Gittim ama yine ertesi gitmek istemiyorum. Merak ediyorum ertesi gün ne olacak acaba diye. Ertesi gün tekrar gittim ben yine kravatlı takım elbiseli. Benim gibi 4 tane daha salak yakalamış eğitime. Biz 5 kişi oradayız. Ortaya bir tencere koydu. Kocaman bir tencere. Üstüne bir küçük tencere. 4 tane 5 tane tencereyi böyle üst üste koydu. İçinde de böyle yemekler. Bizi aç gelin demişti zaten. Lan yavaş yavaş 10 dakika sonra kokular gelmeye başladı. Zaten karnım aç. Koca arkasını döner döner üsttekini kaldırdım. Parmağı koyacaktım. Döndü. Kalkın dedi. Kalktık. Şimdi marşımız. En büyük tencere. Allah'ım o ne inançlı ben dedi. O nasıl bir marştı? Anladın mı? Hala bak özlerinde. Onu da buldum yani. Anladın mı? Ondan sonra ben tencereci oldum. Ve inanamıyorum ya bir mum koydu. Bir tane mum. Bir mumla o kadar tencerede yemek nasıl pişiyor? İnanılmaz bir şey bu. Eve geldim ben. Bütün teyzeleri topladım. Anneme söyledim. Akrabalar geldi falan filan. Aç gelin dedim. Hepsi aç geldi. Ya bir tane mum koyuyorum pişmiyor. 2 mum koydum olmuyor. 5 mum koydum. Bütün mumları koydum. Pişmiyor yemekler. İnançsız bir teyze gitti. Ekmek yedi şerefsiz. Ondan sonra neyse. Neyse. Alttaki tencereyi bu şerefsiz hoca götürüp önden ısıtmış. Akütern taban olduğu için yarım saat soğumuyor. Bütün tencere ısıttığı için biz mumda pişiyor zannediyoruz. Dolayısıyla biz kaç tane mumlar pişirdik olmuyor. Mahalle benimle dalga geçmeye başladı. Mantar pişir çabuk pişer falan demeye başladılar. O günden atlattım ama ne oldu? İnat ettim, ısrar ettim, başardım ve 6 ay sonra Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü oldum o şirkette. Çok iyi paralar kazandım ama şirket bütün tencereleri bakkallara verince
Biz satıyorduk 10 liraya, bakkal sattı 2 liraya. O sistem bir anda bitti. Ondan sonra Aras Kargo, o zaman pazarlamaydı. Aras pazarlamaya girdim. Rahmetli Celal Bey'le, Polat Bey'le falan tanıştım. Orada bayağı bir işler yaptım. Öyle hayat beni oradan oraya sürükledi. Ama hiçbir zaman yeni bir işe başlamaktan korkmadım. Çünkü hiçbir zaman özgüvenimi yitirmedim. Ve Allah bana en sonunda, belki de hayatımın son perdesinde, Vamor International, bir de sevdiğim dostlarımla aynı havayı teneffüs etme imkanı verdi. Şimdi son derece mutluyum, son derece keyifliyim. Ya en azından gelecek kaygısı yaşamıyorum. Bakın buradan herkese söylüyorum. Hayattaki en büyük sıkıntı gelecek kaygısı yaşamaktır. Şu anda ne iş yaptığını bilmiyorum ama eğer gelecekte ne olacak ulan benim halim diye düşünüyorsanız yeriniz orası değil. Bu çok net. Bu belki de bu gecenin mührü olsun. Gelecek kaygısı yaşamayacağınız tek iş benim bildiğim ve gördüğüm One More International'dır. Kenan Özaydın, harika bir gece. Teşekkür ediyorum kendisine. Kocaman alkışlar gerçekten. Müthiş bir gece. Çok eğleniyoruz. Harika bir adamsın abi. Senin bu tencere şirketiyle ilgili bir anım vardı yanılmıyorsam. Güzel bir anım. Onu da paylaşırsan bizimle. Anlattım ya işte buydu. Bu değil, bu değil. Bir tane arkadaşım vardı. Tencere satan bir arkadaşın. Bu satış esnasında yaşadığım bir anın vardı. Ev Tencere sandım. değil o. Yok yok. Fırın mı? Fırın mıydı o? Fırın. Ya işte Aras kar pazarlamaya geçtiğim zaman o zamanlar mikrodalga daha yeni çıkmıştı. Mikrodalga fırınlar var ya daha yeni çıkmıştı onlar. Aras ben de dedim ya mikrodalga küçük fırınlar. Böyle küçük fırınlar yapın tek tepsilik ben mikrodalga diye satarım ben bunu dedim. O zamanlar öyleydi yani çok dürüst olman gerekmiyordu. Çok bir sürü rakipler vardı herkes yalan söylüyordu. Biz o rüzgara kapılmıştık. Böyle yeşil yeşil, kavun içi kavun içi, sarı sarı, kırmızı kırmızı, mavi mavi. Küçük küçük tek tepsilik böyle minnacık tepsilik fırınlar yapmaya başladılar. Ben de tek kalem mal satmayı seviyordum. Mesela bir arabanın hepsini fırın yüklüyordum. Hepsini porselen yüklüyordum. Çünkü o zaman ürünle bütünleşiyorsun. O ürün hakkında her türlü bilgiyi öğreniyorsun ve satıyorsun. Ama arabanın içinde bir tane saç kurutma makinesi olduğundan, karmacaş bir sürü mal olduğunda sen paraya sıkıştığın zaman saç kurutma makinesini götürüyorsun, petrolde satıyorsun ya da onu verip benzin alıyorsun falan oluyordu. Dolayısıyla çok riskliydi benim yaptığım şey ama en iyi kazanan da bendim. Uşak Ziraat Bankası'na girdim hiç unutmuyorum. Çok kalabalıktı. Müdürle konuştum, ikna ettim. Mesai bitiminde ben başladım fırını anlatmaya. Herkes çok beğendi falan filan. Ama fırında bir küçük hata var. Elektrik kaçağı var. Bütün fırınlarda. Rutubetli bir ortamda fırın böyle hafif çarpıyor. Öyle çok öldürmüyor da böyle titretiyor. Hani böyle bir şey var ya şeyde vardır böyle otogarlarda vardır. Bir makine üstüne çıkarsa bir lira atar titretir seni. Hani ayaklarındaki yorgunluk gider. Ben hemen onunla çağrıştırdım. Çünkü biri çarpılacak. Biliyorum ne olacağını. Abi hakikaten bir tane inançsız veznedar dedi ki şunları bir deneyelim. Hepsini satmışım fırından. Bir sürü para almışım peşinat sözleşme. Hepsini satmışım. Yarını düşünüyorum. Bir önce Ankara'ya gitsem de zaferi versem Celal Bey'e falan diye. Ondan sonra şerefsiz geldi dedi vicdansız herif. Hemen deneyelim dedi. Abi denedik bir tanesini. Çarpıldı kadın. Hafif. Tamam dedim bu sağlam bunu ayırın. Biliyorum iki tane falan çıkardım içinden çarpmayan. İki tane hakikaten arızalı çıktı çarpmayan. Onları ayırdık. Hepsini aldılar. Şimdi açıklamam gerekiyor. Ben zaman kazandım. Tek tek bunları çarpılıyor ayırıyorum sağlam sağlam sağlam. Dedim evet. O ilk çarpılan kadın böyle sanki iyi oldu gibi. Tamam böyle kendine iyi geldi. Evet dedim hanımefendi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Valla dedim. Evet dedim. Bu dedim akupunktur özelliği olan bir fırın dedim. Şu an kendinizi iyi hissetmeniz gayet normal dedim. Biliyorsunuz bunun adı mikrosineka. Ve abi herkes gitti koyuyor çarp. Oh, hakikaten benim sanki bacağımdaki ağrı geçti falan. Öbürü diyor işte belimin ağrısı geçti falan. Böyle filmlerdeki gibi herkes bir çarpıldı. Çok hoşuna gitti gittiler. Neyse zaman geçti yaz geldi rutubet gitti. O ara ben girdiğim zaman Ziraat Bankası acayip yağmur yağıyordu. Bırak rutubeti yani. Ondan sonra yaz geldi. Beni şirketten aradı. Ya Kenan Uşak'taki herkes makinaları iade ediyor. Ben hemen anladım tabii. Dedim tamam alın birer hafif elektrik kaçağı verin gönderin dedim. Şimdi ya saçmalama dedi. Saçmalama olur mu dedim. Bana verdiğiniz şeyden elektrik kaçağı en ufak rutubette elektrik çarpıyormuş. Ben gittim Uşak'ta her taraf yağmur altındaydı. Normal ben de bir şey demedim. Bak insanlardan şikayet var mı? İnsanların şikayeti şu. Benim akupunkturlu cihazım bozuldu. Ne oldu? Hafif kaçak verdiler. Bak yıllardır insanlar mutlu mesut geziyorlar. Kimse ne ölen var ne kalan var. Yani abi işte. Böyle bir dünyadan böyle düzgün, elit, etik bir işin içine girdiğiniz zaman Türk insanı kafasını neye yorarsa o ona çalışır. Bunu sakın unutmayınız.
O an günü kurtarmak için bunu yapıyorduk ama öyle özel bir işin içindeyiz ki, öyle mükemmel bir işin içindeyiz ki anlatamam size. Bugün Payne Lace'i verdiğiniz zaman çok kesin konuşmanız gerekmiyor birçok konuda. Zaten ürün kendisini anlatıyor. Çok böyle abartmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Benim dediğim gibi yapıştırın gitsin kardeşim. Zaten ürün kendini anlatıyor. Siz yeter ki yapıştırmasını sağlayın. Gece 3'te bile beni arayanlar oluyor. Nereme yapıştırayım diyor. Ben o 3'te cevabını veriyorum. Burada söylemeyeyim ama anladın mı? Yani yapıştırın ya. Her yerde kılcal damar var kardeşim. İlla sağ üst küre yapıştırmak gerekmiyor ki diye düşünüyorum ben. Ortaya da yapıştırınca işini görüyor. Daha altına yapıştırınca işini görüyor. Elinin üstüne de yapıştırınca işini görüyor. Her yerde kılcal damar var. Ama tabii ki sağ üst küreye yapıştırırsan daha etkili. Çünkü kılcal damarların toplandığı nokta olarak ifade ediyoruz. Ama çok fazla palmitoyl prepeptit demenize gerek yok. Palmitoyl tripeptit Kenan abinin en hassas olduğu konu. Öğrendim sonuçta diyorum. Palmitoyl Palmitoyl prepeptit. tripeptit. Orada Demek ki T demesen söyleyebiliyormuşum. T olsa T desen olacak. Palmitoyl tripeptit. Ha, palmitol müydü? Palmitoyl tripeptit. Palmitol trepepti. Tamam, benziyor, Evet. aynısı ya. Aynısı, aynısı. Eminim distriktörleri Sen. %90'ı söyleyemiyor. Canlı yayında söyledin, ilk defa söyledin. Kerem Zayt'ın Vallahi yeter söylediğini. o bana. O kaydı bana at, ben onu kullanayım. Kesinlikle zaten paylaşacağım IGTV'de, hiç merak etme abi, oradan alabilirsin. Şey var bu arada, ben bunu, bu da güzel bir hikayeydi. Bunu sonra aşağıda Gülsem'in de yazdı. Şeyi sormuştuk bu. Kekeme arkadaş, kekeme arkadaş. Tencere satarken. Onu Valla anlat. biliyorum da hatırlayamadım dersin, inanır mısın? Aşağıda o dönüyor şu anda, onu istiyorlar. Tencere satarken anlatayım Ha mı? ha 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 ya, o benim talebemdi. O benim talebemdi, arkadaşım değildi. Şimdi bir kekeme dedim ya, bölge müdürü oldum ben Emsan'da. Güneydoğu'na doğru bölge müdürüyüm. Abi o kadar yakışıklı tipler var, karizmatik tipler var, güzel hanımefendiler var. Bilmem ne. Bir tane çocuk var, hepsine çok satıyor. Ve bu çocuğun bir eksi özelliği var, kekeme. Yani o kadar diksiyonu güzel, presentable tipler 10 tane satıyor. Bu çocuk 50 tane satıyor. Soruyorum, dedim ismi de Arif'ti. Arif dedim, gel bakayım. Buyur Kenan Bey dedi. Oğlum sen dedim ne yapıyorsun bu kadar çok satıyorsun? Söyle ki dedim çocuklar da satsınlar. Bir şey yapmıyorum Kenan Bey dedi. Söylemiyor bir türlü. Ben de bunu takip ettim. Antep Kavaklık semtinde bir güzel bir daireye girdi. Kapının önünde. Kadın kapıyı açtı. Buyurun oğlum dedi. Yemek yapıyorum, çabuk söyle dedi. Bu dedi ki hanımefendi, ben çelik tencere satıyorum. Bu çok güzel bir tencere alıyor musunuz? Yoksa anlatmaya devam mı edeyim dedi. Kadın oğlum bırak bırak dedi. Neyse alayım dedi. Ben olanın formülünü çözdüm. Yani anlatabildim mi? Bir insanın eksik tarafına değil, olumlu tarafına odaklanması lazım. Şimdi bu böyle, öbür tarafta giriyor presentable insan, fazla laf kalabalığı yapıyor. Yani insan eksikliğinin pozitife çevirebilirin en güzel örneğiydi benim için o. Ve hakikaten müthiş bir olaydı, müthiş bir zekaydı. Dolayısıyla bazı aksilik şeyiniz olabilir, hoşunuza gitmeyen taraflarınız olabilir. Bunu nasıl doğru bir şekilde çevirirsiniz, bunu nasıl kazanca çevirirsiniz, bunun hesabını yapmanız lazım. Biri şunu demiş, biri bunu demiş. Takılmakla olmaz. Hayat bu kadar keyifsiz değil. Kenan abi muhteşemsin gerçekten. Birçok anı var. Aşağıdan tabii şey de geliyor. Babaannesinden bahsedecek mi? Bahsedeceğiz ileride. Biraz konumuza dönelim tabii. Bir seyirci sorusu yöneltmek istiyorum. Tabii onları da es geçmeyeyim. Bu arada küçükken ne olmak istiyordun sorusu da bir seyirci sorusuydu. Onu da belirteyim buradayken. Network yaparken dikkat edilmesi en önemli kural ne diye sormuş Hasan Yurttaş. Ha. Bir kere ciddiyet. En önemli kural ciddiyet. Yani bakın, network marketing çok ciddi bir iştir. Bir kere şuradan anlamak gerekiyor. Sadece ben değil, onlarca, yüzlerce, binlerce insan Mambo International'dan çok güzel ekmek kazanıyor. Bu doğru mudur? Kesinlikle. Allah Mustafa Erdil'den, Sevcan Saygılı Erdil'den, sevgili Alper Kayan, ha? Volkan'dan, ay bir türlü dilim dönmüyor. Alper Volkan Karpuz'dan binlerce kez razı olsun ki böyle bir işe önderlik etmişler.
birçok sıkıntı yaşarak bu noktaya getirmişler. Şimdi bu böyleyken bakacaksınız. Ürünler insanlarda fayda gösteriyor mu? Evet. Ürünler hızlı tüketiliyor mu? Evet. Ürünlerin devamı var mı? Evet. Ürünler yarın öbür gün Türkiye'de üretilecek mi? Tabii ki evet. Pazarlama planına geleceğim. Marketing planının gerektirdiği şekilde insanlar kazançlarını, alın terlerini kurmadan alıyorlar mı? Evet. Abi, yani bunu görmemek, network'e gerekli önemi vermemek, one more'a gerekli ciddiyeti göstermemek, sadakati göstermemek için resmen deli olmak lazım. Resmen hayattan ne istediğinde samimi olmamak demektir. Dolayısıyla neden network? Çünkü geleceğin işi. Neden one more? Çünkü yeni nesil ticaret. Neden one more'da olmalısın? Çünkü %100 Türk sermayeli muhteşem bir şirket. Ve bakın artık yurt dışı hareketlenmeye başladı. 2021 çok fazla daha ülkenin bu işten haberdar olması, bizden kesinlikle haberdar olması. 2021'in sonları, 2022'nin tamamı, belki de ondan sonraki senelerde bizlerin yurt dışındaki sahnelerde olması anlamına gelecek. Ve benim en büyük vizyonum, bir gün Allah nasip ederse, bunu cevaplama. Cevaplama. Soru cevaplama. Çok yakın bir gün, belki biraz sonra bunu söyleyeceğim. Hüdayi Kenan Özaydın. Çok eğlenceli bir gece. Abi teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz tabii ki. 1700'ün altına da hiç düşmedik. 1740'ın seyirinde 40 alıyor. 50, 60, 70 alıyor. Herkes bu keyifli sanıyorum. Keyif alıyorlar yayından. O soruyu cevaplamadım. Soracağım o soruyu çünkü. Son sorumdan bir önceki soru. Geçmeyelim o yüzden. Evet, bizim evi gene su bastı bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu tabii işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Seda eşim bunu veriyor. Fotoğraf çek diyor. Canlı yayın, hani görüntü al diyor. Ama hiçbir şey yaramıyor. Basıyorum, sadece ses açıyor ve ses kapatıyor. Teşekkür ediyorum. Sen görüntü alırsan çok memnun olurum. Evet. Benim kulaklık gibi bir şey. Bugün evet, teknoloji bizden yana değil. Evet, kulaklık gibi bir şey abi. O da hiçbir şey yaramıyor. Basıyorum, basıyorum. Habere. Böyle boşa basıyorum. Yayın kapanır diye korkuyorum. Bıraktım artık. Evet, yine bir seyirci sorusu var. Onunla devam edeyim. Çalışma planını günlük mü, haftalık mı, aylık mı, nasıl planlıyor? Bunu merak ediyor. One More Belçika sormuş bu soruyu da. Haftalık planlıyorum ama her gün teyit ediyorum. Yani mesela benim bu haftam programlı. Yarın sabah kalktığım zaman internetten tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş buna bakıyorum. Ona göre gerekirse tekrar güncelliyorum ya da devam ediyorum. Çünkü bir insan kendisini Ocak ayının ilk haftası farklı hisseder, ikinci haftası farklı hisseder, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Yani aylık program yaptığınız zaman ikinci haftanın başında neler olabileceğini bilemeyeceğiniz için tuhaf olabilir. O programa uyamayabilirsiniz. Ama haftalık yaparsanız hem yaşadığınız haftanın içinde belli güncellemeler gerektirebilir. Bakın, görüyor musunuz? Bunlar bir profesyonelliği gerektiriyor. Amatör duygularla başladığınız işiniz İlerleyen zaman diliminde profesyonelliğe doğru kaymak zorunda. Alternatifi yok. Yani bak, bir daha söylüyorum. Bir kariyere gelmek hiç zor değil. Orayı muhafaza etmek çok zor. Dolayısıyla kariyer yaparken öyle bir plan dahilinde yapmalısınız ki bir yere geldiğinizde orayı da muhafaza edebilecek gücü hissetmelisiniz kendinizde. Müthişsin Kenan abi. Ben de sana katılıyorum. Aylık programlar yaptığımda bazen yarıda kopuyor. 14 gün, 15. günden itibaren takip edemiyorum ve devam da edemiyorum programa. O yüzden haftalık yaptığın zaman, hem dediğin gibi haftanı bitirdiğin zaman programını tamamlamanın heyecanını yaşıyorsun. Ve bir dahaki programı daha motive bir şekilde hazırlıyorsun. Çünkü kısa vadedeki başarılar seni uzun vadedeki başarıya taşıdığını düşünüyorum. Evet, Kenan abi cevaplıyordun, yarım kalmıştı. Şimdi vizyonunu, evet o an geldi, vizyonunu ve hedefini soruyoruz Kenan Özaydın'a. Şimdi alabiliriz cevabını. Vizyonun ve hedefin. İlk One More International'a geldiğimde bir araba çekilişinde olduğu bir kamp Antalya'da yapılmıştı. Sevgili Mustafa Erdil'le sahnedeydik. Daha o zaman rookie bile değildim. O zaman o kalabalık, o gün içinde yaşadıklarım, böyle küçük küçük klipler çekiyordunuz bir şey için. Benle de yapılmıştı bir röportaj. Hatta şeyde var o. One More International'da olması lazım. One More, YouTube'da One More TV'de var. Ha, evet, o One More TV'de. O gün çok etkilendim.
O ana kadar biz Mustafa Erdil'le birlikte Bursa, İzmit falan geziyorduk hep arabanın içerisinde. Birçok eğitimlere gittim. Sağ olsun beni hep sahneye attı. Ben hiçbir şey bilmediğim halde bile vizyonist bir yaklaşımla orada aynı şeyi göz göze baktık ve sahnede aynı şeyi ifade ettik beraber. Evet, bizim hedefimiz sadece benim değil, benim gibi birçok One More neferinin hissettiği bir şey var. Biz daha önce bir Amerikan firmasında çalıştık ve bu Amerikan firmasına yurt dışına gittiğimiz zaman hep en arkalara atılırdık. Bayrağımızı en arkadan öyle sembolik yapardık. Ama bizim bir tutkumuz var sevgili Mustafa Erdin'le birlikte. One More International olarak gerek One More International filaması gerekse bayrağımız, Türk bayrağımızda network dünyasının tepesine, zirvesine bayrakları çakmak. En büyük zirvemiz bu. En büyük düşüncemiz bu. Bu uğurda ne gerekirse, ne kadar çok çalışmak gerekirse, ne kadar çok fedakarlık yapması gerekirse ben hepsinde varım. Dolayısıyla benim başlarken daha rookie bile olmadan önceki vizyonum da buydu. Şu anda bu. Yarın double diamond, triple diamond, ne diamondsa işte olduğum zaman da bu hiç değişmeyecek. O olmadan Allah bana ölmeyi nasip etmesin. Amin inşallah. Hiç ayrılma aramızdan. Kesinlikle Ya niyetim yok zaten, para harcayacağım. abi. Yarın başlıyorum. Daha yeni başlıyoruz para harcamaya. Evet. Güzel bir program. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz tabii ki. Hala 1700'ün üzerindeyiz. Son aslında bir sorum kaldı ama birkaç hikaye ile bağlamak istiyorum. Bugün aslında bir tevafuk oldu. Sen geldin aklıma. Bugün kedimle oynuyordum. Enteresan bir şekilde senin de Hayır, söylediğin kedin gibi. oynadı ya, ben aklıma geldim. Yok ama yok hikayenin içinde sen anlatacağım şimdi. Değişik. Bağlayacağım yere merak etme. Senin köpeğin var ama kediyle şey değil bağlayacağım onu başka bir yere. Bir nüans Gittikçe oldu. batıyorsun, köpeğim var falan, evet. Yo yo bir şey oldu o anda. Yani sen dedin ya senkron uyuşması ile ilgili bir hikayem var o geldi aklıma. Patisiyle o anda televizyona vurdu ve o anda gerçekleşmesi gereken şey gerçekleşti. İşte senin dediğin o senkron oluştu. O anı bekliyormuş hani. O anda senin anlattığın bir hikaye geldi aklıma. Biraz önce aşağıda da yorumlarda da dönüyordu. Ondan aslında bir bahsetmeni isteyeceğim. Senin de var öyle senkronla ilgili bir hikaye. O aslında senkron uyuşması, evet o an öyleydi ama aslında neyle alakalı biliyor musun? Bu şu an anlattığım her şeyin bir toparlaması o hikaye. Yıllar önce babaannem daha rahmetli olmadan önce, daha böyle hafif hafif kafa gitmeye başladığında, yaşlanınca hep öyle oluyor ya, hep geçmişe gidiyorsun, kendi bir tuhaf hissediyorsun falan, bilmiyorum, ben yaşamıyorum da yaşayacağız biz de. Ameliyatlıydım ben. Apandisit ameliyatı olmuştum. Daha sonra apandisitim patlamıştı. Ve sonra yeniden hayata dönmüştüm ve evde yatıyordum kanepede. O ara renksiz televizyon dönemi ve Köle İzaura vardı, bilmem bilir misiniz? Meşhur bir diziydi. TRT'de oynardı. TRT 1'de tek kanal dönemi. Hatta o zaman bizde bir Grundig televizyonu vardı. Tuşlar vardı ama tek kanal çalışıyordu. Uzaktan kumanda niyetine beni kullanırlardı. O, ben hasta olduğu için kardeşim geçiyordu. Bir tane tuşa basıyorduk, yani yaptığımız oydu. Ve bütün gazeteler değil, bir tek gazete vardı, bir iki tane gazete vardı. Sürekli yayın yapıyordu. İşte bu bölümü kaçırmayın, bu bölüm çok muazzam falan filan. Ve bu arada babaannem de bütün hanım arkadaşlar hepsi 70-80 yaşında arkadan toplamış. En az 8-10 kişi var önümde duruyor. En önde babaannem örgüt lideri gibi oturmuş, televizyona çok yakın. Ve televizyonda dizi çok önemli, pür dikkat onu dinliyorlar. Olay şu, televizyonda ben de göz ucuyla bakıyorum böyle. Gece Köle İzaura tahta kulübenin içerisinde, ormanın içerisinden sinsi sinsi gelen Pantolonoğlu Köle İzaura'ya tecavüz edecek, yavaş yavaş geliyor. Babaannem bunu gördü. Görünce cama vurdu, televizyonun camına. Kızım dedi, kapıyı açma. Adamın niyeti kötü. Şimdi bunu duyunca ben dedim herhalde tırlatıyor. Gülsen teyze var en arkadan, Muşlu Gülsen teyze. Gülsen teyzeye böyle terliği fırlattım hafif. Arkaya döndü, bana baktı, dedi ne oluyor? Dikkat et, babaannem gidiyor falan. Dedi sen karışma. O kadar etkisi altına almış ki insanları babaannem. İnanmışlar. Körü körüne bir inanç. Ya babaannem yapıyorsa doğrudur. Bu sefer ben de ulan dedim herhalde babaannemde bir şey var. Bir şehri şıklık bir şey var. Bir bakayım ne işte. Ben de seyrediyorum arkadan böyle. Sonra adam geldi. Kapıyı çaldı. Köle İzaura kapıyı açacak. Babaannem bir daha vurdu cama. Açma dedi. Kız elini çekti. İşte bu senkron uyuşması. Ben bir hakikaten bir tuhaf oldum. Yani. Ne oluyor lan dedim.
Bilmiyorum ki o zaman yani televizyon dünyasında değilim daha kaç yaşında çocuğum yani. Dedim baba ne maç mı dedi. Kadın elini çekti. Ondan sonra ama aslında dedem de rahmetli televizyonda Zafer Cilesun vardı. Haberleri sonra onunla konuşurdu. Mesela Zafer Cilesun şimdi haberler dedi. Dedem oku derdi. Yani öyle bir aileydik biz. Şimdi oradan benim normal çıkmam mümkün değil yani. Normal değil yani. Ondan sonra neyse babaannem seyretmeye devam etti. Arkadakiler açma kızım açma bak Refika teyze diyor açma açma diyor böyle. Sonra kardeşim adam geldi kapıyı açtı. Kız başladı içeriye girdi tecavüz etmeye. Babaannem dedi ebe kalta ben sana demedim mi açma. Öyle deyince ben artık dedim buna müdahale etmek lazım. Gülsen teyze şey yaptım ayağa kalktı dedim tamam Gülsen teyze beni duydu. Bak bombaya bak. Gülsen teyze gitti babaannemin omuzuna elini koydu ve dediği şu Refkat teyze sen canını sıkmasa elinden geleni yaptın. Şimdi anladın mı? Böyle aptalca bir şeye yani olması mümkün olmayan bir şeye nasıl bir inançtır ki Gülsen teyze dedi ki babaanne sen haklısın elinden geleni yaptın. Böyle bir inanç. İnanç çok kutsal bir şeydir. Siz lider olarak bir şeye %99 değil, %100 inanacaksınız ki arkanızdan, peşinizden gelen insanlar sizin gibi %100 inansınlar. Siz eğer %99 inanıyorsanız Van Mora mutlaka bir yerde bir eksikliğiniz. Onu tamamlamadan kimseye iş anlatmayın. Onu tamamlamadan kimseye Zoom programı yapmayın. Bak bende hiç %99 inanç görüyor musun? Her zaman tamdır. %100 olacak. Tüm kalbinle, vücudunla aldığın oksijen içerisinde bile Van Mora ürünleri olacak. Uykudan kalktığın anda soracağın tek şey benim pennesini yapıştırır mısın? Benim B12'mi yapıştırır mısın? Hemen yatağının baş ucunda duracaksın. Salonunda her yerde ürünleri göreceksin. %100 inanç olmazsa kariyeriniz bence sanal olur. Gerçek bir kariyer. Doya doya yaşanmış bir kariyer olabilmesi için ürünlerle bütünleşmelisiniz. Şirketle bütünleşmelisiniz. Bir aile olmalısınız. Başka neye ihtiyacımız var ki kardeşim? Şu 3 günlük dünyada anı yaşayacaksan böyle yaşa. Kenan Özaydın. Teşekkür ediyorum abi. Harikaydın. Evet, son sorumu soracağım. Yayının sonuna geldik artık. 1,5 saat oldu yaklaşık. Yayındayız. Harika bir geceydi. Gerçekten bir Diamond'a yakışır konu sayısıyla ve muhabbetle, sohbetle bitirmek üzereyiz konuyu. Tabii bu sorudan Kenan Özaydın haberi yok. Bakalım gerçekten bu soruda bize cevap verecek mi? Kendinle ilgili bir itirafta bulunmak ister misin abi? Bize hiç kimsenin bilmediği bir itirafta bulunmak ister misin şu an burada? Çok zor soru gerçekten. Yani şöyle bir geçmişe gidiyorum. Aslında bu bir itiraf ama bu itiraf aslında iyi oldu benim için. İtiraf ediyorum bunu. Bugün de eşime aynı şekilde itiraf ettim ama öyle olmak zorundayız. Mükemmelliyetçi olmaktan şikayetçiyim. Yani bir şeye hazırlandığım zaman en ufak beni şey rahatsız ettiğinde o gün modum düşebiliyor. Aslında onu göstermiyorum. Modumun düştüğünü mesela sahneye çıkarken atıyorum bir kampa gitmişimdir. Ses üzerinde bir bozukluk vardır. O beni çok rahatsız ediyor. Onu yansıtmıyorum belki ama o programı birlikte yaptığım insanlara kan kusturuyorum. Mesela bugün eşimle de aynı şeyi konuştuk. Eşim aynı zamanda benim asistanım. Bugün bir Zoom programında istemediğim bir şey oldu. Kişi geç başladı. Yani aslında eşimin bir suçu yok. Beni o Zoom'a davet eden kişi saat tam 3'te başlaması gerekirken 3'ü 5 kala başladı. Halbuki ben saat 3'te ekran açmıştım. Düşünsene kabak gibi oturuyorum orada. Diamond bilmem ne. Sen 3'ü 5 geçe değil tam 3'te başlamalıydın. Ha, o kişi buna uymuyorsa sen onu uyaracaksın. Bak bu adamın huyu budur. Bu adam 3 dedim 3'te başlar. Benim bütün eğitimlerim de öyledir. Tam saatinde başlarım. Saatler önce giderim. Dolayısıyla bunun paparasını yedi eşim. Sonra üzülüyorum. Yani neden böyle bir şey için eşini üzüyorsun diye. Ama yapacak bir şey yok. İtiraf ediyorum. Mükemmelliyetçi olmaktan şikayetçiyim. Ama her yeni işe girdiğimdeki benim One More 3. işim hayatımdaki Rainbow Forever Living One More. Onun dışındaki bütün işler benim için danışmanlıktı. Diğerleri deneyim tecrübeydi. Dolayısıyla
Son işim bir de aynı zamanda. Ama mükemmeliyetçi olmasaydım, sence bu kadar zamanda, bu kadar kısa zamanda bu kariyerleri yapabilir miydim? Çok zor. Bu sadece işimle alakalı değil. Kuaförümle de öyle, terzimle de öyle, mobilya siparişi verdiğim yerlerde de öyle, alışveriş sonuçları, arabayı aldığım yer, her şeyde öyle. Tamircimde de öyle, beyaz eşyada da öyle, hepsinde öyle. Örneğin mesela en son bir buzdolabı aldım eve, söyleme sahiptir. Bir yere gittim, alacağım. Adam 10 gün sonra teslim ederdi. Dedim kışın teslim etseydin, yazın teslim etseydin. Yani ben paramı veriyorum sana. Ve en az 2000 lira daha ucuzdu bir başka yerde. Önemli değil. Ben o parayı verdiğim zaman o buzdolabı evimde olacak. En fazla ertesi günü. Veya bazen belki de bu geçmişte yaşadığımız yokluklardan kaynaklanıyor. Yani mesela bayramlarda hatırlıyorum. Babamızın yoktu ki parası kardeşim. Bir bayramlık alırlardı yeni karamürsel mağazasından. Oradan taksitle alırdı babam. O alınırdı. Bayram sabahına kadar o pantolonu, ceketi giyemezdim arkadaş. İçimde bir ukdedir benim. Onun için bir elbise aldığım zaman hemen orada giyerim. Ertesi gün ne belki yaşamayacağım. Yani onu tutup da işte bir düğünde, bir davette ya da bir seminerde giyeceğim diye onu gardıropta tutmak ne mana? Ve hatta ilk geldiğim günlerde sevgili Sevcan hatırlar belki. Sadece o mevsimin giysileri vardı üzerimde. Önümüz kıştı. Kışlıklarım yoktu. Eğer ben o kışlığı daha yeni alamıyorsam, bakın memur ya da bir özel sektörde çalışan maaşlı insanlar değiliz. Komisyonla çalışan insanlarız. Primle çalışan insanlarız. Dolayısıyla eğer onu yok edersem, ihtiyacı olan insanlara dağıtırsam, mesela şu anda benim evimde yazlık bir şey göremezsin. Bütün yazlık kıyafetlerimi en son bir yere verdim. Torba torba, koli koli verdim. Neden? Çünkü bu yaz başladığında yeni yaz, yeni moda, yeni kreasyonlar, onlardan almazsam benim işimle ilgili bir sorunum var demektir abi. Benim bakış açım bu. O zaman tekrar kendimle bir toplantı yaparım. Dolayısıyla bakınız, pandemi başladığı dönemde ne yaptık? Ne yaptık? Hemen Zoom'a döndük. Evet. Bir anda herkes. One World International liderlerin ne kadar kenetlenen, ne kadar mükemmel olduklarını gösteren bir şeydir. Bakın ben ara ara birçok bazı dizilere bakarım. Bütün dizilere bakmam. Son zamanlarda Diriliş Ertuğrul dizisinin tekrarları var. Oraya baktım. Bugün seyrettiğimde çok güzel bir sahne vardı. Uç Bey olarak bütün beyleri toplamıştı. Herkes obasının okunu ortaya koydu. Ertuğrul da bütün okların içinden bir ok çıkardı ve kırdı. Tek olursanız çabuk yok olursunuz dedi. Bütün okları eline aldı, kıramadı. Birlik, beraberlik ve dirliğin en önemli olayı birlik olmaktır. Dolayısıyla ben televizyonda bir dizi seyrederken herkes gibi seyretmiyorum. Oradan bile bir şey kapmaya çalışıyorum. Bir haber seyrederken, bir belgesel seyrederken. O dolayısıyla loblarımızın açık, gözlemlerimizin kendimizi her an güncelleyebileceğimiz kadar muhteşem olması lazım. Çünkü bizden başka yok Kayhan Bey. Bizden başka yok. Başka Kayhan Kişioğlu yok. Başka Kenan Özaydın yok. Yok. Nasıl bu anı haybe harcayabiliriz? Nasıl bu anı yok sayabiliriz? Nasıl yarın sabah kalktığımızda teşekkür etmeden o güne başlayabiliriz? Nasıl? Eğer o bayraklar network marketing zirvesinin tepesine dikilecekse bu ruhla olur. Ekip olarak liderliğin sadece kariyer yapmak için değil, bir lider olmak için neler yapmaz? Nerede eğitim varsa orada olacaksınız. Başka çaresi yok bu işin. Ya da orada ters giden bir şey varsa yayına bağlanacaksınız. Lütfen deyin, bakın o palmitoyl pitrit değil, palmitoyl prepeptit diyeceksin. Hüdayi Kenan Özaydın. O bir diamond, o bir timsah, o bu gecenin muhteşem konuğu Kenan Özaydın. Abi teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Müthiş bir Ben geceydi. teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Aşağıdaki yorumlardan da görüyorum. Herkes çok keyif aldı. Hatta Ne bitmesin mutlu. diyorlar ama artık sonlandırmak zorundayız. Bir dahaki programa da tabii ki tekrar alacağım seni inşallah yeni kariyerlerde. Belki de planlarım var dediğim gibi canlı canlı birebir şirkette yüz yüze canlı yayınlar gerçekleştireceğiz. Belki bu pandemi bittiğinde seyirci alacağız oraya. Seyirciler eşliğinde bu canlı yayınları gerçekleştireceğiz. Programı büyütüyoruz. Mustafa Bey'in bazı projeleri var. One More FM gibi. Değişik projeler gelecek. Ama bugün bir Diamond vardı. Bugün bir efsane vardı. Bugün bizi
hem bilgilendirdi hem neşelendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlarla Kenan Özaydın'a teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı abi herkese? Söyleyeceğim tek şey, lütfen kendilerini ciddiye alsınlar. Bu çok önemli. Yaşamakla yaşıyormuş gibi arasındaki farkı anlamış olduklarını düşünüyorum. Hakikaten nefes alıp vermekten öte bir şeydir yaşamak. Sadece nefes alıp vermek değil. Bugün kedi köpek de nefes alıp veriyor. Aynı oksijeni paylaşıyoruz. Farkımız olması lazım. İdealleri, hedefleri olması lazım. Diamond olmak inanın bana hiç zor değil. Zor olan sadakat. Zor olan ciddiyet. Zor olan bir program yapmak. En zor olan ne biliyor musun? Başlamak. Şu an itibariyle başlamaya başlasınlar. Yarını ertelemesinler. Daha uyumak için çok vakit var. Hemen oturup want got did planlarını yapsınlar. Hangi gün hangi saatte çalışmak istiyorlarsa onların planını yapsınlar. Listelerini döksünler. Herkes listeliyor ama listeyi ikiye bölsünler. Kimlere ürün tanıtabilirim, kimlere iş anlatabilirim. Çok basit, zor değil. Önce en tanıdıklarına, en samimi olduklarına iş anlatsınlar. Ne kadar çok iş anlatırlarsa o kadar tecrübe sahibi olurlar. Bir şey söyleyeyim mi sana en son olarak dostum? Ben bir soru sorayım. Tanıdığın insan mı daha çok, tanımadığın insan mı? Tanımadığım insan daha çok. Çok güzel. Peki her gün 100 tane insan senin onlara one more anlatman için telefonunu bekleseydi nasıl program yapardın? Mutlaka ona göre bir plan hazırlardım. Onların hepsi de o hafta içinde arardım. Bunu düşünmez miydin? Her gün 100 kişi senin telefonunu bekliyor. Onları aramak için elinden geleni yapardım. Mutlaka o gün içinde hepsini arardım. Seni 100 kişi beklesin. Bakın. Soru işareti koyuyorum oraya. Bir gün onun eğitimini vereceğim. Ama düşünsünler. Öyle bir şey yapmalısın ki, öyle bir program çizmelisin ki, öyle bir reference ağ oluşturmalısın ki, öyle bir sistem kurmalısın ki, tanımadığın insanlardan her gün 100 kişi senin telefonunu bekliyor olsun. Böyle bir sistemi bulduğunda, düşünsene o 100 kişi her gün sen telefon açamayacağına göre, ekiplere de faydan olur mu? Olmaz tabii ki. 100 kişiyi arayamayacağına göre en az 10 kişiyi ararsın. 90 kişiyi ekiplerine dağıtma lüksün olur. Düşünsene onların gözünde nasıl bir lider olursun. Kesinlikle. İşte Kenan Özaydın'dan beklenen cümleler de bunlar zaten. 2021 çok güzel olacak. Bu projenin üzerinde çalışıyorum. Zaten bildiğim bir proje. One More'a nasıl uyarlarım? Onun planlarını yapıyorum. Çok yakında vereceğim bir Zoom eğitiminde herkesi beklerim. Kenan Özaydın, Diamond Master, One More International. Çok büyük hedefler. Yine sizlerle olacağız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlarla Kenan Özaydın'a şükranlarımı sunuyorum. Ve onu alkışlarla uğurluyorum. Teşekkür ediyorum Kenan abi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Programı kapatacağım ben de. Kendine iyi bak Kenan abi. Görüşürüz. Evet değerli dostlar, bugün bir Diamond ağırladık. Diamond Master Sayın Kenan Özaydın konuğumdu. Harika bir sohbet oldu. Çok eğlendik. Ben gerçekten hala yanaklarım ağrıyor gülmekten. Çok önemli misafirler de var tabii. Global Başkan buradaydı. İkinci Global Başkan buradaydı. İcra Kurulu Başkanı, üst yönetim danışmanları, birçok liderler, Pearl Master'lar, Sapphire Master'lar buradaydı. Harika bir gece oldu gene. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Tabii ki Perşembe günü planlıyorum, yine bir aksilik olmazsa. Yine önemli bir konu kalacağım. Yine merak edilenleri soracağız. Yine eğleneceğiz. Yine sohbet edeceğiz. Bir dahaki canlı yayını heyecanla bekleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Evet, tekrarını izlemek isteyenler var. Tekrarını IGTV'de paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz sizler de. Tabii ki tekrar olacak. Bir Diamond ağırlık gidecek. Herkese iyi akşamlar. Perşembe görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.